Alzheimer's disease is 70% less likely to develop in people with higher vitamin E intakes compared to their with lower intakes. Alzheimer hastalığının gelişme olasılığı E vitamini alımı yüksek olan kişilerde sonrasında bakın compared to diyerek bu kişileri başka kişilerle karşılaştırıyor. Düşük olan kişilerle diyebiliriz. Seçeneklere baktığımızda candidates adaylar anlamında ereniyor. Yani düşük olan adaylar diyemeyiz. audiences izleyiciler olmaz. inhabitants bölgenin sakinleri o bölgede yaşayanlar anlamında. Uymadı. supporters destekçiler uymadı. counterparts bakın eş değer, emsal anlamında E vitamini alan insanlar dediği için buradaki insanlara eş değer olarak kullanabileceğimiz bir ifade olur. Bu nedenle doğru cevabım E seçeneği olur. Allergy seasons are predicted to last longer and become more as a consequence of increased temperatures. Artan sıcaklıkların bir sonucu olarak bakın şu ifade. Alerji mevsimlerinin daha uzun süreceği ve become more daha ne olacağı tahmin ediliyor. Buna bakacağız. Evet, intense daha yoğun olacağı anlamında buraya uyar. Mutual, karşılık anlamında uymaz. Loose, gevşek anlamında uymaz. Relative, göreceli anlamında uymaz. Annual, yıllık anlamında uymaz. Daha yoğun olacağı tahmin ediliyor anlamında intense. Yani A seçeneği doğru cevaptır. Among the hunter-gatherers, the men are responsible for hunting and the women for gathering berries avcı toplayıcılar arasında erkekler avcılıktan sorumludur. Bakın burada responsible ifadesini niteleyen bir zarf gelecek. Kadınlar ise meyve toplamaktan sorumludur. Nasıl sorumlu buna bakacağız. Ultimately sonuçta nihayet sorumludur anlamında uymaz. Nominally sözde anlamında uymadı. Chiefly esas olarak sorumludur anlamında burayı tamamlar. Formally resmi olarak sorumludur uymaz legally yasal olarak sorumludur, uymaz zaten bakın hunter gatherers yani avcı toplayıcılardan bahsediyoruz, bu nedenle doğru cevabın C seçeneği olur. The Food and Agriculture Organization is a specialized institution of the United Nations that leads worldwide efforts to hunger and promote nutrition. gıda ve tarım örgütü, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış bir kuruluşudur ve dünya çapında açlık ve beslenmeyi. Bakın açlığı bir şey yapan diyeceğiz. Buraya bir fiil getireceğiz. Beslenmeyi de teşvik etme çabalarını yönlendiren, öncülük eden bir kuruluştur. Öncülük etmektedir anlamını sağlayacağız. Maintain hunger sürdürmek anlamında uymaz. Implement uygulamak anlamında uymadı. Eliminate ortadan kaldırmak anlamını burayı tamamlar. A company eşlik etmek anlamında uymaz reinforce güçlendirmek anlamında uymadı doğru cevabım C seçeneği oldu. Bir phrasal verb sorusu. Children learn to form basic behaviors, become individuals, express themselves correctly and the social environment thanks to the support of their parents. Çocuklar ne yaparlar? Buna bakacağız. Çocuklar ebeveynlerinin desteği sayesinde temel davranışları oluşturmayı, birey olmayı bakın become individuals, kendilerini doğru ifade etmeyi ve sosyal çevreye ne yapmayı? Bakın buna bir phrasal verb getireceğiz uygun bir şekilde. Aileleri sayesinde öğrenirler. Bakalım blend into sosyal çevreye karışmak anlamında burayı çok güzel tamamlar. Account for hesabını vermek anlamında uymaz. Get off inmek otobüsten vesaire inmek anlamında uymadı. Bring down aşağı çekmek anlamında uymaz. Stem from kaynaklamak anlamında uymaz. Doğru cevabım A seçeneği olur. A species of meat-eating dinosaur da in what is now the Sahara Desert by a group of scientists. Şimdi burada baktığımızda death ile bakın et yiyen dinozoru niteliyor ve şu anda sahra çölü olarak bilinen yerde yaşamış olan diyeceğiz. E geçmiş zamanda yaşadığı için past tense bir ifade arıyorum. Bakın B seçeneğinde will future ifade elendi. Past perfect, past'ın past olduğu için eledim. Present Perfect ile de ilgisi yok. İkinci tarafı kontrol edelim. Ne yapıldı bakın bir grup bilim insanı tarafından ortaya çıkarıldı anlamında çok güzel tamamladı. Bu nedenle doğru cevabım A seçeneği oldu. Today not many people that there was once a post office at the top of the Eiffel Tower where visitors some postcards to their families and friends as a memento of their visit. Evet sorumuza baktığımızda tense ve model sorusu olduğunu görüyoruz. Bugün dediği için bu benim için bir ifade. Çok fazla insan bilmiyor ifadesini sağlayacağım. Bugün dediği için present bir ifade arıyorum. Bakın present perfect ifade bugüne kadar bilmiyor falan deseydi olurdu. Future geliyorum. Past perfect ve past tense ile de hiçbir ilgimiz yok. C seçeneği uygun gibi could send ifadesini kontrol edelim. Ne yapabildiği bakın. Ziyaretçilerin evet burada Eiffel Tower niteleniyor ailelerine, arkadaşlarına postkart gönderebildiği anlamında Kutsent de bunu sağlıyor. Çeviriye baktığımızda bugün pek çok kişi bir zamanlar Eyfel Kulesi'nin tepesinde ziyaretçilerin ailelerine ve arkadaşlarına ziyaretlerinin hatırası olarak kart postal gönderebilecekleri bakın kutsen bir postanenin bulunduğunu bilmiyor anlamında C seçeneği çok güzel tamamladı. Bu nedenle doğru cevabım C seçeneği olur. If adult frogs are treated with a device, acid jug filled with five regenerative chemicals. They can gain the ability and lost leg. Buraya baktığımızda ilk tarafta bir relative clause kısaltması olduğunu, ikinci tarafta da burada bakın bir noun sonrasında gelen bir gerund infinitive bölümü olduğunu görüyorum. Evet, diyor ki yetişkin kurbağalar 5 yenileyici kimyasallı dolu ipek jel içeren bir cihazla tedavi edilirse diyeceğiz. içeren anlamını bizim sağlayabilmemiz için bakın aktif bir kısaltma lazım. Seçeneklere baktığımda A seçeneğinde bakın having contain ifadesi daha geçmişte olması gerekirdi. Eledim containing zaten aradığım ifade. Being contained passive. Eledim D seçeneği de passive contained verb tree. Ve to be containing to ifadesini kullanabilmem için belli başlı şartlar var the last, the second, the third gibi ifadeler gerekti. Bunlar da yok. Edelim. Diğer tarafı kontrol edelim. Bakın kaybedilmiş bir bacağı yeniden büyütme yeteneği anlamında the ability gibi isimlerden sonra biz to verb one yani infinitive kullanırız. Bu nedenle doğru cevabım B seçeneği olur. Bir preposition sorusu. The majority of cells are too small to be observed. The naked eye. Bakın burada çıplak gözle diyebilmem gerekiyor. Yani buna bir preposition getirmem gerekiyor. Yet they can be distinguished easily. An ordinary microscope. Bir de buna bir preposition bulacağım. Diyeceğiz ki hücrelerin çoğunluğu çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Evet çıplak gözle ifadesini with the naked eye diyebilirim by kullanamam, to kullanamam, over kullanamam, on kullanamam. Evet ikinci tarafı kontrol edelim. İkinci tarafta ancak sıradan bir mikroskop ile yani bununla bu yolla anlamında true bu ifadeyi karşılar kolaylıkla ayırt edilebilirler anlamını sağlar. Bu nedenle doğru cevabım A seçeneği olur. Preposition sorusu. The surveys the past century. Bakın burada geçtiğimiz yılda ifadesini sağlamam gerekiyor. Buna yönelik bir preposition arayacağım. Indicate that technological advancement is growing and increasing rate. Bakın burada da rate ifadesi önemli. Buna göre getirmem gerekiyor. Hatta rate ifadesini şu oranda artan bir oranda ifadesini sağlamam için at ile kullanmam gerekiyor. Diğerlerine bakmaya bilirim bile. İlk tarafı kontrol edelim. From the past century olmaz. In the past century olabilirdi ama ikinci taraftan dolayı olmuyor. During olabilirdi ikinci taraftan dolayı olmuyor. With zaten uymaz. Over the past century olur. Geçtiğimiz yüzyılda yapılan araştırmalar teknolojik ilerlemenin giderek artan bir hızla arttığını göstermektedir. Anlamda çok güzel tamamladığı Bu nedenle doğru cevabım D seçeneği oldu. Bir conjunction sorusu A sunscreen product acts like a very thin bulletproof vest stopping the ultraviolet photons. They reach the skin and do damage. Güneş koruyucu bir ürün. Çok ince bir kurşun geçirmez yelek gibi davranır. Diyor. Bakın ilk kısım sonrasında ve durdurur diyor. Stopping the ultraviolet photons. Yani ultraviolet fotonları durdurur. They reach the skin. Cilde ulaşma ile ilgili bir bilgi var. Sonrasında bakın zarar verme ilgili bir durum var. Cilde ulaşıp zarar verdikten sonra anlamında even after uymaz. Bu şart anlamında provided that as long as uymadı. Cilde ulaşırken zarar verirken olmaz. Cilde ulaşıp zarar vermeden önce anlamında before çok güzel tamamlar. Bu nedenle doğru cevabım E seçeneği olur. Bir conjunction sorusu.

içerebilirler ve diş milimizi aşındırarak diş çürümesine neden olabilirler. Evet zıt bir şey söyledi. İlk tarafta olumlu bir ifade. ikinci tarafta ise olumsuz bir ifade geldi. Zıtlık bağlacı arayacağım. Therefore bunun sonucunda anlamında uymaz. However ama anlamında çok güzel tamamlar. Moreover dahası anlamında ek bir bilgi verme anlamında uymadı. Likewise aynı şekilde anlamında uymadı. Instead onun yerine anlamında uymadı. Doğru cevabım B seçeneği olur the degradation of coral reefs with threatened habitats for lots of fish and sea creatures and disrupt the food web that connects the living organisms in the ocean. Evet, mercan resiflerinin bozulması birçok balık ve deniz canlısının diyor. Burada sea creatures ifadesi önemli çoğul bir ifade ona göre buradan bir ifadeyi getireceğiz. Diğer deniz canlıları, birçok deniz canlısı any sea creatures ifadesini kullanamam. Olumsuz bir ifade değil. Any olumlarda da tekil ifade olarak kullanılır. Elende Several birçok anlamında birkaç anlamında uygun. Some uygun. İkinci tarafı kontrol edelim. Deniz canlısının yaşam alanlarını tehdit edecek ve okyanustaki canlı organizma diyor bakın. Burada da the living organisms ifadesi önemli. Bütün canlı organizmaları anlamında all çok güzel tamamlar birbirine bağlayan besin ağını bozacak demiş oluruz. İç demem için tekil olması gerekir. Burada çoğul eridim. No hiçbir anlamında olumlu bir cümle gittiği için uymaz. A few bakın burada birkaç tane canlı organizma gibi algılanır. Bu da uymaz. Bu nedenle doğru cevabım A seçeneği olur. Parents are deeply worried about the prevalence of physical disorders like asthma among children about their kids emotional well being. Ebeveynler çocuklarında astım gibi fiziksel bozuklukların yaygınlığından ve çocuklarının duygusal sağlığından derin endişe duymaktadır. Bakın burada iki şeyden endişe duyduğunu anlıyorum. Hatta worried olarak ikisini de about ile bağlamış. Whether or olsa da olmasa da gibi bir anlam sağlanmaz ıp ip anlamında veremeyiz. Neither nor hani bunlardan endişe duymazlar diyemeyiz endişe duyulacak durum ve ikisinden de endişe duyulacak bir durum olduğu için either or ya o ya o ifadesi de elendi. Bakın sadece bundan endişe duymazlar yani şu ifadeden endişe duymazlar. Aynı zamanda da bundan endişe duyarlar anında not only but olsa buraya uyar. Ezes karşılaştırma olmadığı için elenir. Yani ebeveynler sadece çocuklarda astım gibi fiziksel bozuklukların yaygınlığından değil aynı zamanda çocuklarının duygusal sağlığından da derin endişe duymaktadır anlamında bat olsa çok güzel tamamlıyor. Bu nedenle doğru cevabım D seçeneği oluyor. Bir bağlaç sorusu Becoming totally deaf in 1817 Beethoven's health did not affect his musical life and he composed the ninth symphony. Evet 1817 yılında tamamen sağır olmayla ilgili bir durum var. Bakın burada zaten prepositiona bağlanan bağlaçlar var. Diyor ki Beethoven'ın sağlığı müzik hayatını etkilemedi ve 9. senfoniyi besteledi. Evet burada olumsuz bir durum söz konusu. Bundan dolayı etkilemedi diyemem. Due to olmadı buna rağmen bakın yani 1817 yılında tamamen sağır olmasına rağmen Beethoven'ın sağlığı müzik hayatını etkilemedi ve 9. senfoniyi besteledi uyar. Bunun yerine instead of diyemem bunun yanında diyemem in case of durumunda diyecek bir durum söz konusu değil. Bu nedenle doğru cevabım B seçeneği olur. The honeybee is the only insect whose food is consumed by humans. Bal arısı gıdası insanlar tarafından tüketilen tek böcektir. Even a drop of honey should not be wasted. Bir damla bal bile israf edilmemelidir. Bakın bağlacımı buraya bağlayacağım. A honey bee can only produce one twelfth of a teaspoon of honey during its lifetime. Bir bal arısı ömrü boyunca. Ancak bir çay kaşığının 12'de biri kadar bal üretebilir. Eğer üretebilirse yani bal işte bir damla bal bile israf edilmemelidir. Olmaz. Üretebildiğinde israf edilmemelidir. Olmadı üretene kadar. Olmadı üretmezse olmadı. Yani sadece çok az bal üretebildiği için bakın can only produce diyor. Bundan dolayı israf edilmemelidir. Anlamda ses uydu. Bu nedenle doğru cevabım E seçeneği olur. 17. sorum ile close testiminde şu boşluğu ile devam ediyorum. Bal arılarının çok az bal üretebildiğinden bahsetmişti. Ancak diyor bakın however in order for honeybees to produce one kilogram of honey arıların 1 kilogram bal üretebilmeleri için they must visit 4 to million flowers, 4-5 milyon çiçeği ziyaret etmeleri gerekmektedir. Burada 4-5 milyon çiçek ifadesine vurgu yapan bir adverb arıyorum. Fortunately, neyse ki anlamında uymaz. Approximately, yaklaşık olarak 4-5 milyon çiçek anlamında tamamlar. Bakın çok güzel uyar. Enormously, son derece anlamında uyumadı. Meticulously, titizlikle anlamında uymadı. Eventually, sonunda anlamında uymadı. Doğru cevabım B seçeneği olur. 18. sorum ile close testimin bu boşluğu ile devam ediyorum. There is a mutually beneficial relationship between the flower and the bee that for millions of years bir tense sorusu çiçek ile arı arasında milyonlarca yıldır. Bakın bu ifade benim için önemli for millions of years present perfect tense gerektirir. Karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki vardır diyeceğim milyonlarca yıldır devam eden ifadesiyle ile, ile that ile bağlayacağım. Evet, had been going on past perfect continuous uymaz. Gelecek zamanla alakası yok. Past continuous uymadı bir süreç var. Vurgu yapmam lazım. Evet, günümüze kadar devam eden anlamında has been going on burayı tamamlar. Is going on sadece şu ana vurgu yapar. Uymadı. Doğru cevabım D seçeneği olur. 19. sorum ile close testimin bu boşluğu ile devam ediyorum ve bir bağlaç sorusu. Most flowers are pollinated, fertilized and form seeds, continuing their generation. Bees, Çiçeklerin çoğu tozlaşır, tohumlar oluşturarak nesillerini sürdürür. Sonrasında bakın arılara bağlanan bir ifade gerekiyor. Contrary to bees dersem arıların aksine, uymaz ezbeles. Arıların yanında uymadı, arıların yerine uymadı, arılara rağmen sürdürür. Olmaz, arılar sayesinde bunu sağlarlar hanımla. Thanks to burayı tamamlar. Bu nedenle doğru cevabım E seçeneği olur. 20. sorum ile close testimin bu boşluğu ile devam ediyorum. Bir preposition sorusu. Bees on the other hand maintain their lives by feeding on nectar and pollen produced flowers. Arılar ise çiçeklerin ürettiği nektar ve polenlerle beslenerek yaşamlarını sürdürürler diyor. Burada yani çiçeklerin ürettiği ya da çiçekler tarafından üretilen anlamını sağlamam için kullanabileceğim bir preposition gerekir. Of bunu sağlamaz. From çiçeklerden üretilen gibi bir anlam olur. Başkalarının üretmesi gerekir. Uymadığı çiçekler tarafından üretilen anlamında by çok güzel tamamlar. Çiçeklerle anlamında with burayı tamamlamaz. On uymaz. Doğru cevabın C seçeneği olur. There are only a few animals that live in Antarctica. Antarktika'da yalnızca birkaç hayvan yaşıyor diyor bakın. Though it is the only continent with no permanent human habitation, kalıcı insan yerleşiminin bulunmadığı tek kıta olmasına rağmen birkaç hayvan yaşıyor. Uymadı doğru bir zıtlama değil, eredi. Because of the harsh environment and scarcity of food supplies, zorlu çevre ve gıda kaynaklarının kıtlığı nedeniyle, evet bakın çok güzel tamamlıyor, Antarktika'da yalnızca birkaç hayvan yaşıyor, uydu. Despite the fact that there are no countries in the South Pole, Güney Kutbu'nda ülke olmamasına rağmen yani birkaç hayvan yaşıyor uymadı. Bakın wild ice surface dramatically grows in size about 3 million square kilometers. Buz yüzeyi yaklaşık 3 milyon kilometre kadar çarpıcı bir biçimde büyürken yani bu kadar az hayvan yaşıyor uymadı. Besides being made of younger volcanic and sedimentary rock. Daha genç volkanik ve tortul kayalardan oluşmasının yanı sıra birkaç hayvan yaşıyor uymadı. Bakın doğru cevabım B seçeneği oldu. Although shark teeth do not have root to hold them in. Bakın köpek balığı dişlerinin onları tutacak kökleri olmamasına rağmen burada although ifadesiyle zıtlık sağlanıyor ve olumsuz bir ifade var. Devamında olumlu bir ifade arayacağım köpek balıklarıyla ilgili. A seçeneğine bakalım. Their strong jaws make sharks powerful predators with a nasty bite. Üsttü çeneleri, köpek balıklarını kötü ısırıklarıyla güçlü yırtıcılar yapar. Evet, dişlerinin onları tutacak kökleri olmamasına rağmen böyle yapar. Olumlu bir şey söyledi. A seçeneği olabilir. On average sharks might lose at least one of their teeth every week. Yani ortalama olarak köpek balıkları her hafta en az bir dişini kaybeder. E kökleri olmamasına rağmen mi? Uymadı. Different species of shark have entirely distinct types of teeth. Farklı köpek balığı türlerinin tamamen farklı diş tipleri vardır. E, dişleri tutacak kökleri olmamasına rağmen uymadı. Scientists can determine what sharks eat by looking at the size of their teeth. Bilim insanları köpek balıklarının dişlerinin boyutuna bakarak ne yediğini belirleyebilirler. E, dişlerinin kökleri olmamasına rağmen belirleyebilirler anlamında uymuyor. They are naturally cavity resistant as they are covered in fluoride. Florürle kaplandıkları için doğal olarak çürümeye karşı dayanıklıdırlar. Kökleri olmamasına rağmen anlamında uymuyor. Bu nedenle doğru cevabım A seçeneği olur. Being decisive means making choices rapidly and effectively. Kararlı olmak hızlı ve etkili seçimler yapmak anlamına gelir. Even if the options you select are not always the best ones to go with. Seçtiğiniz seçenekler her zaman en iyi seçenekler olmasa bile bu anlama gelir. Yani hızlı ve etkili seçimler yapmak anlamına gelir anlamında. A seçeneği uydu bakın. So it is the confidence that boosts self-esteem and social standing. Yani öz saygıyı ve sosyal duruşu artıran şey güvendir, uymuyor. Although people with great action control are good at achieving goals. Eylem kontrolü iyi olan insanlar hedeflere ulaşmada iyi olmalarına rağmen bu anlama gelir, uymadı. Nor making, bakın nor ifadesi, kendinden önce olumsuz bir cümle gerektirir. Bizim cümlemiz olumlu bunu hiç okumaya gerek bile yok eledim. But determined people are typically more confident in their decisions. Ancak kararlı insanlar genellikle kararlarına daha fazla güvenirler. Evet bu anlama gelir ancak diyebileceği bir zıtlık yok. Bu nedenle doğru cevabım A seçeneği olur. Since they are the size of industry, economic development as well as cultural and educational opportunities. Bunlar diyor, kültürel ve eğitimsel fırsatların yanı sıra sanayinin ve ekonomik kalkınmanın bulunduğu yerler olduğundan dolayı. Demek ki bakın burada bu tür imkanların olduğu bir day ifadesini arayacağız. Bakalım. Many cities are facing problems such as high levels of pollution. Birçok şehir yüksek düzeyde kirlilik gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Yani burada olumlu bir şeyden bahsediyor. Bundan dolayı işte kirlilik gibi problemlerle karşı karşıyadır olmaz. These are simply unable to keep up with rising populations. Yine bakın olumsuz bir şeyden bahsetti. Şehirler artan nüfusa ayak uyduramıyor. Yani bundan dolayı, fırsatlardan dolayı olmaz. Urbanization typically begins when factories are established within a region. Kentleşme genellikle bir bölge içinde fabrikalar kurulduğunda başlar. Bakın burada zaten tekil bir şey var. Biz day ifadesi arıyoruz. Uymadı traditionally urban areas, bakın çoğul bir ifade geldi, have a greater labor supply than rural regions, bakın bir karşılaştırma ifadesi var. Geleneksel olarak kentsel alanlar kırsal bölgelere göre daha fazla iş gücü arzına, imkanına sahiptir. E zaten çok uygun oldu bakın kültürel ve eğitimsel fırsatların yanı sıra sanayi ve ekonomik kalkınmanın bulunduğu yerler olduğu için daha fazla iş gücü imkanına sahiptir anlamında çok güzel tamamladı. Urbanization means bakın yine burada kentleşmenin ne anlama geldiğinden tekil bir şeyden bahsediyor. Kentleşme means an increase in the number of people living in towns and cities. Kasaba ve şehirlerde yaşayan insan sayısının artması anlamına gelir gibi bir anlam var. Bu da uymadı ve doğru cevabım D seçeneği oldu. But it is now declining rapidly mainly due to human activities. Ancak şu anda özellikle insan faaliyetleri nedeniyle hızla azalıyor diyor. Bakın hızla azalan bir şey arayacağız. Around 1 million species are threatened with extinction. 1 milyona yakın tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ama şimdi azalıyor uymadı. The disappearance of one species may have a far reaching effect on the food chain. Bir türün yok olması besin zinciri üzerinde Geniş kapsamlı bir etkiye sahip olabilir. Bakın burada da azalacak bir şey değil. It is impossible to predict with certainty what effects a mass extinction can have on humanity. Kitlesel bir yok oluşun insanlık üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini kesin olarak tahmin etmek imkansızdır. Yine azalan bir şey değil. The diversity of life used to rise and fall naturally in the past. Bakın bu ifade bize çok yakın. Geçmişte doğal olarak yükselip alçalan bir durumdan bahsetti. Bakın the diversity of life ifadesi it ifadesini karşılayabilir. Yani ne oluyormuş? Yaşam çeşitliliği geçmişte doğal olarak yükselip alçalıyormuş ama şimdi insan faaliyetleri nedeniyle hızlı bir şekilde azalıyor. Çok güzel tamamladı. Dursun. The effects of mass extinctions on the diversity of life are twofold. Kitlesel yok oluşların yaşam çeşitliliği üzerindeki etkileri iki yönlüdür. Daha sonrasında açıklaması gerekir. Böyle bir açıklama yok. Doğru cevabım D seçeneği olur. It may boost alertness, energy and concentration in low to moderate amounts. Düşük ile orta miktarlarda burada belirtmiş. Uyanıklığı, enerjiyi ve konsantrasyonu artırabilir diyor. It ifadesini yeni tutacak bir şey arıyorum yine because people who consume more coffee are less likely to develop type 2 diabetes daha fazla kahve tüketen kişilerin tip 2 diyabete yakalanma olasılığı daha düşük olduğundan dolayı geliştirebilir bakın burada it ifadesi karşılanmıyor even if the caffeine in two cups of coffee may offer substantial protection against alzheimer's iki fincan kahvedeki kafein alzheimer'a karşı önemli bir koruma sağlasa bile işte bunları yükseltebilir gibi bir ifade yine uymadı. While caffeine in higher doses. Bakın bu ifade önemli çünkü yukarıda düşük dozlardan bahsetti. Burada yüksek dozdan bahsediyor ve karşılaştırma ifadesi var. While ifadesiyle may cause anxiety, sleeplessness and increased heart rate. Yüksek dozda kafein kaygıya, uykusuzluğa ve kalp atış hızının artmasına neden olurken bakın düşük ile orta miktarlarda olan şey kafe ya da kafein uyanıklığı, enerji ve konsantrasyonu artırabilir. Çok güzel yani tamamladı. Dursun. Although caffeine wakes you up and there is something relaxing about sipping a cup of coffee. Her ne kadar kafein sizi uyandırsa ve bir fincan kahveyi yudumlamanın rahatlatıcı bir tarafı olsa da diyor. Bakın burada olumlu bir şeyden bahsediyor. Yani uygun bir şekilde bir zıtlama yapamadı. Bu nedenle bunu eliyorum. Since coffee includes antioxidants that may help to prevent internal inflammation and illness, kahve içil taplanmayı ve hastalıkları önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içerdiğinden dolayı bunları artırabilir bu da sağlamadı. Doğru cevabım uygun karşılaştırmanın bulunduğu C seçeneği olur. Most countries are ready and willing to take action to reduce greenhouse gas emissions. Çoğu ülke sera gazı emisyonlarını azaltmak için harekete geçmeye hazır ve isteklidir diyor. Bakalım seçeneklere. For deforestation and other land use changes release carbon dioxide and methane. Ormansızlaşma ve diğer arazi kullanımı değişiklikleri karbondioksit ve metan salınımına neden olduğu için hazırdır. Bakın burada hiç alakası yok karbondioksit ve metan salınımı ile. But many of them, many of them, bakın bu yukarıda bahsettiği birçok ülke olabilir. Have not been able to reach a consensus on how to fund it yet. Yani bunlar hazırlar ancak birçoğu henüz bunun nasıl finanse edileceği konusunda bir fikir birliğine varamadı. Evet çok güzel tamamlıyor. Yet the destruction of the ozone layer is just a small part of the overall problem of climate change. Ama ozon tabakasının tahrip edilmesi genel iklim değişikliği sorununun sadece küçük bir kısmıdır. Bakın hiç ilgisi yok. So human caused emissions have increased atmospheric carbon dioxide levels by around 50%. Bu nedenle insan kaynaklı emisyonlar atmosferdeki karbondioksit seviyesini yaklaşık %50 artırdı. Hazır olmayla hiçbir alakası yok. Bakın ilgisi yok. Unless they can utilize certain metrics to emphasize diverse climate change policies, farklı iklim değişikliği politikalarını vurgulamak için belirli ölçütleri kullanamadıkları sürece hazırlar. Bu da uymadı. Doğru cevabım B seçeneği olur. As Homer evoked them in his Odyssey and Sophocles used them in his tragedy Tereus. Homerus'un Odysseus'ında anımsattığı ve Sophocles'in trajedisi Tiris'te kullandığı gibi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bakın dem ifadeleri bizim için önemli. Çünkü öncesinde çoğul bir şeyden bahsetmiş olması lazım ki onlara atıfta bulunacak. Bakalım seçeneklere. The classical antiquity story of Flamula was retold in several later versions by many authors in modern times. Flamula'nın klasik antik dönem hikayesi Modern zamanlarda birçok yazar tarafından daha sonraki versiyonlarda yeniden anlatıldı. Ama bakın burada çoğu bir şeyden değil, tekil bir şeyden bahsediyor. Bu nedenle eliyorum. Ancient Greece's history is unique in that it is the first era to have been documented explicitly via narrative historiography. Antik Yunan tarihi anlatısal tarih yazımı yoluyla açıkça belgelenen ilk dönem olması bakımından benzersizdir. Bakın yine burada çoğu bir şey arıyorum ama yok. Bu nedenle bu seçeneği de otomatik olarak elemiş oldum. Lyric poetry got its name from the fact that it was initially sung by individuals or a chorus accompanied by the lyre. Lirik şiir adını başlangıçta bireyler tarafından veya lir eşliğinde koro halinde söylenmesinden almıştır diyor. Yine çoğul bir şey olmadığı için eliyorum. The outcome of the Greco-Persian War had a profound impact on the extent of a warfare in ancient Greece. Yunan Pers Savaşı'nın sonucunun antik Yunan'daki savaşın boyut üzerinde derin bir etkisi oldu. Bakın yine çoğul bir şey arıyorum. Dem diyebileceğim ama bulamıyorum. Writers and poets have utilized nightingales. Bakın burada çoğul bir dem diyebileceğim bir ifade geldi. As symbols to convey various meanings since ancient times. Eski çağlardan beri yazarlar ve şairler bülbülleri evet nightingales ifadesi dem ifadesini karşılayacak gibi çeşitli anlamlar ifade etmek için sembol olarak kullanmışlardır. Homerus'un Odysseus'unda anımsattığı ve Sophocles'in trajedisi da kullandığı gibi dem ifadesi çok güzel tamamladı. Bu nedenle doğru cevabım E seçeneği oldu. Parçamız Londra'da bulunan Piccadilly Meydanı ile ilgili. According to the passage, Piccadilly Square is considered a symbol of modern London because of its parçaya göre Piccadilly Meydanı modern Londra'nın bir sembolü olarak düşünülür. Neyden dolayı? Bakalım A seçeneğine. Proximity to the city's leading entertainment and retail areas. Şehrin önde gelen eğlence ve ticaret alanlarına yakınlığından ötürü bu cümleyi parçamıza baktığımızda şehrin popüler eğlence ve alışveriş noktalarına yakınlığından ötürü diye başlayan cümlenin sonunda da modern Londra'nın bir sembol olarak düşünüldüğünü görüyoruz meydanın. O nedenle A seçeneğine yakınız B seçeneğiyle ilerleyelim. Blending of historical and modern structures. Modern ve tarihi yapıların bir karışımı ifadesi parçamızda yer almıyor. Eleyeceğiz. Being situated in a traditional and excellently preserved area. Geleneksel ve de kusursuz bir şekilde korunmuş bir bölgede alanda yer almasından ötürü ifadesi iddialı bir ifade. Kusursuz derecede korunmuş ifadesinin karşılığı parçamızda yoktur. Being the most expensive public space in London. Londra'daki en pahalı halka açık alan olması denmiş Denizli'de ama yine bu ifadenin karşılığı parçamızda yer almaz. Acting as a crucial link within the city's transport network. Parçamızda Piccadilly Meydanı'nın Londra'nın ana arterlerinden biri olduğu bilgisi yer alıyor ama bu onu modern Londra'nın sembollerinden biri yapar diyemeyiz. Eleyeceğiz E seçeneğini. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. According to the passage, the purpose of building Piccadilly Square was to parçaya göre Piccadilly Meydanı'nın inşa amacı neydi bakalım A seçeneğine? Make the buildings adorned with colorful neon lights. Binaları rengarenk neon ışıklarla süslemekti ifadesi parçamızda geçmez. Sadece meydanda değişik renklerde neon tabelaların olduğu bilgisi vardır. A seçeneğini deneyeceğiz. B seçeneğine geçtiğimizde Attract tourists to the region where the Shaftesbury Memorial Fountain is located. Shaftesbury anıt çeşmesinin olduğu noktaya turistleri çekmektir ifadesi de parçada yer almaz. İfadenin geçtiği yere baktığımızda ise Piccadilly Meydanı dendiği vakit akla ilk gelen şeylerden biridir diyor bu anıt çeşme. Facilitate access to the city's entertainment and shopping centers. Şehrin eğlence ve alışveriş noktalarına, merkezlerine erişimi kolaylaştırmaktır ifadesi de yine bu meydanın inşa edilme sebebi değildir. Fill the square at night and reduce the daytime crowd. Gündüz kalabalığını azaltmak ve meydanı gece hissetmektir denmiş de seçeneğinde yine meydan inşa amacı bu değildir. Be a remedy to the increasing traffic problem in London. Hemen parçamıza baktığımızda 1819 yılında inşa edildiğini görüyoruz. Ne olarak inşa ediliyor? Londra'nın artan trafik problemine bir çözüm olarak. Evet sorumuzun doğru cevabı. Evet seçeneğidir. Which of the following could be the best title for the passage? Hangisi parça için en iyi başlık olabilir? London's increasing traffic problem. Londra'nın artan trafik problemi. Trafik probleminin geçtiği kısım burasıdır ve burada da Londra'nın artan trafik problemiyle bir çözüm olsun diye Piccadilly Meydanı'nın inşası söz konusuydu. Parça için uygun bir başlık olmayacaktır. Eleyeceğiz. The history of Piccadilly Circus. Kadil Meydanı'nın tarihi denmiş ama ona dair detaylar verilmemiş eleyeceğiz. London's Iconic Square Piccadilly, Londra'nın ikonik meydanı Piccadilly diyebiliriz. The most popular shopping spots in London, Londra'daki en popüler alışveriş noktaları ifadesi de bizim için en iyi başlık olmayacaktır. The Visual Feast of London in the Dark, karanlıkta Londra'nın görsel şölini ifadesi de yine geneli kapsayacak bir ifade değildir. İneceğiz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçamız kakao ile ilgili. According to the passage, kakao parçaya göre kakao was first used by the Aztecs at the end of the 14th century. İlk defa Aztekler tarafından kullanılmıştır diyor A seçeneği. Ne zaman? 14. yüzyılın sonunda. Biz ise hemen paragrafımızda 14. yüzyıl ifadesini gördüğümüzde neyle karşılaşıyoruz? 14. yüzyılın sonunda Aztekler tarafından Kristof Kolumbus'a verildiğini görüyoruz. İlk defa Aztekler tarafından kullanılır ifadesi yer almaz. Was only preferred in gastronomy throughout its history. Tarihi boyunca sadece gastronomide tercih edilmiştir. Only burada iddialı bir ifade. Biz parçamıza baktığımızda kakaonun hemen ilk satırlarda görüyoruz. Tarımda kullanıldığını görüyoruz. Sonlara doğru ise baktığımızda İspanyollar tarafından tıpta da kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle B seçeneğini bileceğiz. Had people calculate when sunny days would come. Güneşli günlerin ne zaman geleceğini hesaplamada insanlara yardım etmiştir. Hemen güneşli günler ifadesine bakıyoruz. Güneşli günlerin gelişinden önce rüzgarın dört yönünü işaret etmede, belirlemede ifadesi var. O nedenle C seçeneğini de eleyeceğiz. Experience the resurgence in value during the Aztecs. Aztekler zamanında değeri konusunda bir canlanma yaşanmıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mayaların çöküşüyle birlikte kakaonun da değerini kaybettiğini görüyoruz ki tekrardan ne zaman kazanıyor bu değerini? Aztekler zamanında Aztek medeniyetinde o nedenle değerlendirebiliriz. Was produced as medicine by the Mayans during the dark ages karanlık çağlarda Mayalar tarafından bir ilaç olarak üretilmiştir. İfadesi de doğru bir ifade olmaz. Çünkü ilaç olarak kullanılması İspanyollar tarafından sağlanmıştır. E seçeneği de eliyoruz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Which of the following can be inferred from the passage? Hangisi parçadan çıkarılabilir? The ancestors of chocolate milk drink are the Spanish people. Çikolatalı sütün ataları İspanyollardır diyebilir miyiz? İlk olarak İspanyolların sütlü kakaoyu yarattığını görüyoruz, değerlendirebiliriz. Aztec civilization gave cocoa its former popularity by using it as a Aztek medeniyetinin kakaoya eski popülerliğini geri verdiğini kazandırdığını görüyoruz ve ne yaparak onu bir ilaç olarak kullanarak ifadeleri yer alıyor. Şurada baktığımızda Azteklerin tekrardan eski değerini kazanmasını sağladığını görmüştük. Ama devamında burada bu cümlede onu tıp alanında kullandıkları ifadesi yer almaz. Parçamızın ilerleyen kısımlarında biz kakaoyu tıp alanında kullananların İspanyollar olduğunu görmüştük. O nedenle bu seçeneğimizi de eleyeceğiz. The raw material of chocolate began to travel to Europe before the 14th century. Çikolatanın ham materyali Avrupa'ya 14. yüzyıldan önce gitmeye, seyahat etmeye, ulaşmaya başlamıştır. ifadeleri yer alıyor C seçeneğinde. Ama parçamızda 14. yüzyılın sonunda Kristof Kolomulus'a verildiğini görüyoruz. O nedenle bu ifademiz de yanlış olacaktır. Before the Spanish doctor Antonio Colmenero No one knew about chocolate. İspanyol doktordan önce kimse çikolatayı bilmiyor. Ifadesi de yanlış olacak. Çünkü evet İspanyol doktor onu kullandı, ilk çikolatalı tarifi yaptı. Ne kullanarak? Aztek formülünü kullanarak. Yani ondan önce biliniyormuş diyebiliriz. The popularity of cocoa increased. As the Mayans collapsed. Mayalar çöktüğü için kakaonun popülerliği artış kazanmıştır ifadesi de parçadan çıkarabileceğimiz bir ifade değildir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. What is the primary purpose of the author? Yazarın ana amacı nedir? To convince the reader that chocolate can be used in different ways. Çikolatanın değişik şekillerde kullanılabileceğine okuyucuyu ikna etmektir. Yazarın ikna etme çabası olmadığını parçamızda görüyoruz. To give information about the processes in the transformation of cocoa into chocolate. Kakaonun çikolataya dönüşmesindeki yöntemlerle ilgili bilgi vermek ifadesi de yine yazarın ana amacı değildir. To inform the reader about the history of cocoa and chocolate. Kakao ve çikolatanın tarihiyle ilgili bir bilgi söz konusu mudur? Yazar tarafından verilen evet. Mayalar döneminde kullanımından bahsetti. Kakao'nun sonrasında Aztekler döneminde kullanımından bahsedildi. Ve son olarak da İspanyollar döneminde kakao ve çikolatanın kullanımından bahsedildiği değerlendirebiliriz. To show how chocolate helps people stay healthy. Çikolatanın insanların sağlıklı kalmasına nasıl yardım edeceği konusunda bir bilgi parçamızda yer almaz. To introduce those who contributed to Coco's journey to Europe. Kakao'nun Avrupa'ya olan yolculuğuna kimler katkıda bulunmuştur ifadesi de yazarın ana amacı değildir. Parçanın yalnızca bir kısmında bahsedilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçamız Truva Savaşı ile ilgili. It is stated in the passage that Homer's Iliad parçada bahsedilmiştir diyor Homeros'un İlyada destanı ile ilgili hemen bakalım A seçeneğine Is considered to have been narrated long after the Trojan War during the 13th or 12th centuries BC Truva savaşından çok sonra milattan önce 13. ve 12. yüzyıllar boyunca hikaye edildiği düşünülmektedir ifadesinin bir karşılığı parçamızda yoktur. Is the only literary source describing where and when the Trojan War was fought? Truva Savaşı'nın nerede ve ne zaman gerçekleştiğini anlatan tek edebi kaynaktır. Only ifadesi burada çok iddialı bir ifade ve biz cümleye baktığımızda numerous great works ifadesini görüyoruz yani sayısız muhteşem eser söz konusu Truva Savaşı'nı anlatan bu nedenle B seçeneğini de ediyoruz. Does not depict the entire Trojan War which lasted for many years but only a small part of it. Savaşı'nın tamamını tasvir etmez ki savaşın pek çok yıl sürdüğünü ifade ediyor burada. Sadece onun bir kısmını anlatır diyor. Hemen baktığımızda İlya'da Destan'ının sadece 4 gün ve 2 gecelik bir periyodu anlattığını söylüyor Truva Savaşı'na dair C seçeneğini değerlendirebiliriz. Ansists the question of whether the Trojan War had any historical basis or not. Truva Savaşı'nın herhangi bir tarihi temeli var mı yok mu? ona bir cevap verir diyor D seçeneğinde. Böyle net bir ifadenin cevabı parçamızda yer almaz. Is one of the most important of Homer's works on the Trojan War in ancient Greece. Truva Savaşı'na dair antik Yunan'daki en önemli eserlerinden biridir diyor Homeros'un. Yine burada geçen en önemli eserlerinden biridir ifadesinin karşılığı parçamızda yer almaz. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Which of the following is seen as evidence of the historical reality of the Trojan War according to the passage? Parçaya göre hangisi Truva Savaşı'nın tarihi gerçekliğine dair bir kanıt olarak görülebilir? The historical traces of a catastrophic fire that wiped out the city in a period coinciding with the alleged war. Feci bir yangının tarihi izlerinden bahsediliyor ki bu Feci yangının da şehri yerle bir ettiğini görüyoruz ve periyot olarak da sözüm ona savaş ile denk geldiğini aynı tarihlere düştüğünü söylüyor bize. A seçeneği parçamıza baktığımızda Truva savaşını özel bir tarihi olayda yandıranların ki olayında burada savaşın milattan önce 12. ve 11. yüzyıllarda olduğu söz konusu ve ne deniyor burada? Arkeolojik kanıtlar var neye dair? Evet şehri yok eden feci bir yangına dair. Bu nedenle A seçeneğini değerlendirebiliriz. The interpretations of ancient texts by academics that discuss whether the war actually occurred or not akademisyenler tarafından yapılan eski tarihi metinlerin yorumlarıdır ki bu metinler savaşın gerçekten olup olmadığını tartışırlar ki bizim parçamızda akademisyenlerin yorumladığı tarihi metinler söz konusu değildir. The statements made by scholars, most of whom say that the war was actually fought. C seçeneğinde alimlerin ifadeleri diyor ki bu alimlerin çoğununda savaşın gerçekten meydana geldiğini ifade etmiş parçamızda bu yönde bir ifade yer almaz. The significant role the war plays in Greek mythology and its impact on literature. Savaşın Yunan mitolojisinde oynadığı önemli rol ve edebiyat üzerindeki etkileri Truva Savaşı'nın gerçekliğine dair bir kanıt değildir. The historical facts mentioned by historic authorities in numerous official resources. Sayısız resmi kaynakta tarih otoriteleri tarafından bahsedilen tarihi gerçekler denmiş. E seçeneğinde ama numerous great works diyebiliriz biz burada. Sayısız muhteşem eserde geçiyor Truva Savaşı. Bu nedenle E seçeneğini de eleyeceğiz. Çünkü buna dair bir ifade parçamızda yer almaz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. According to the passage, the Trojan War is regarded as a significant event because parçaya göre Truva Savaşı önemli bir olay olarak düşünülür. Çünkü it is possible that the stories told about the Mycenaean Greek sieges are all parts of many tales. Mikenli Yunan kuşatmaları hakkında anlatılan hikayeler muhtemelen pek çok masalın tüm parçalarıdır ifadesi geçiyor A seçeneğinde. Hemen Mikenli Yunan kuşatmaları ifadesinin geçtiği yere baktığımızda savaşın tarihi temellerinin olabileceğini, Homeros efsanelerinin de bu söz konusu kuşatmalar ve bronz çağı boyunca gerçekleştirilen keşiflerin bir kombinasyonu olabileceği bilgisi verilmiş ki bunlar bizi Truva Savaşı'nın neden önemli bir olay olduğu konusunda bilgilendirmez. O nedenle A seçeneğini eleyeceğiz. Some ancient writers depicted it in the book, some of which are known as masterpieces. Bazı antik yazarlar kitaplarında onu tasvir etmiştir ki bu kitapların bazıları da şaheserdir bilgisi verilmiş hemen üçüncü satıra baktığımızda Turuva Savaşı ile ilgili sayısız muhteşem eserde Yunan Edebiyatı'nda hikaye edildiğini görüyoruz. Bu ifade de B seçeneğinin doğru olabileceğini bize gösterir. It correlates to archaeological evidence of a cataclysmic fire that wiped down Troy. Turuva'yı yerle bir eden yıkıcı yangının arkeolojik kanıtı ile uyumludur ifadesi de Turuva Savaşı'nı önemli bir olay yapan şey değildir. The issue of whether or not the war has a historical basis has been debated for hundreds of years. Savaşın tarihi bir temelinin olup olmadığının yüzlerce yıldır tartışılıyor olması da Turuva Savaşı'nı önemli yapan şey değildir. It led to significant changes in the military tactics used by ancient civilizations. Antik medeniyetler tarafından kullanılan askeri taktiklerde önemli değişikliklere yol açmıştır, sebep olmuştur. Diyor ki askeri taktikler konusu parçamızda geçen bir ifade değildir. Bu nedenle sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Parçamız ıhlamoş ile ilgili. Which of the following is true about linden according to the passage Parçaya göre ıhlamur ile ilgili hangisi doğrudur The linden tree is a tiny low growing tree yavaş büyüyen küçük bir ağaçtır diyor ama biz burada 40 metre yüksekliğe ulaşabildiğini görüyoruz o nedenle A seçeneğini ne eleyeceğiz Plant a rain is required for linden to grow ıhlamurun büyüyebilmesi için çok fazla yağmura ihtiyaç vardır bu ifade cümlede yer almaz sadece template climes ifadesini görüyoruz ki ılıman iklimler demektir. If prepared improperly, linden tea may have side effects. Ihlamur çayı yan etkilere sahip olabilir. Hangi durumda? Yanlış hazırlanması durumunda. Side effects ifadesinin geçtiği kısma baktığımızda evet potansiyel yan etkiler olabilir diyor. Ve cümlenin devamında da diğer bitkilerle karıştırılmaması, kombine edilmemesi gerekir diyor deneyeceğiz ve D seçeneğine baktığımızda Linden tea should not be consumed by people with high blood pressure yüksek kan basıncına sahip kişiler tarafından tüketilmemesi gerekir denmiş ki kan basıncının geçtiği kısma baktığımızda düşük kan basıncına sahip bireyler tarafından dikkatli tüketilmesi gerekir ifadesini görüyoruz. Deneyeceğiz ve sen olarak it can treat colds, the flu, And other infections, soğuk algınlığı, nezle ve diğer enfeksiyonları iyileştirebilir ifadesinin karşılığı cümlemizde vardır. Hemen şuraya baktığımızda efektif, etkilidir. Hangi konularda soğuk algınlığı, nezle ve diğer enfeksiyonları tedavi etmede, iyileştirmede? Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Which of the following is one of the Linden's tea's benefits? Hangisi ıhlamur çayının faydalarından biridir? it increases blood pressure kan basıncını yükseltir kan basıncı ile ilgili ifadelerin geçtiği noktalara baktığımızda kan basıncını düşüren diğer bitkilerle kombine edilmemeli denmişti ve bir üst satırda da kan basıncı düşük kişiler tarafından dikkatli tüketilmesi gerekir denmişti ki A seçeneğine dair bir çıkarımda bulunamayız. It stimulates wakefulness. Uyanık olma durumunu artırır, uyarır diyebiliriz. Uyku ile ilgili kısma baktığımızda ise uykuya geçişe yardım ettiğinden bahsettiğini görüyoruz ki buradaki ifadenin doğru olmayacağını görebiliriz. It is ineffective against nasal congestion. Nazal tıkanmaya dair etkisizdir diyor ama biz yine parçamıza baktığımızda nazal tıkanmayı temizlemeye yardımcı olduğunu görüyoruz. C seçeneğini de edeceğiz. It keeps the immune system in balance. Bağışıklık sistemini dengede tutar. Bağışıklık sistemi ile ilgili söyleyebileceğimiz şey ise limonla beraber tüketildiğinde onu güçlendirdiğidir. Denge ifadesi geçmemiştir. Eleyeceğiz. It helps the transition to sleep uykuya geçişte yardımcı olur. Yine biraz önce de baktığımız gibi AIDS in sleep transition uykuya geçişte yardımcı olur ifadesini görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. According to the passage parçaya göre Because linden is a huge tree, it produces a lot of plants at once. Ihlamur ağacı büyük, devasa bir ağaç olduğu için tek seferde çok fazla ürün verebilir. Parçaya baktığımızda 40 metreye ulaşabildiğini görüyorduk ki bu da ne anlama geliyordu? Tek bir ağacın çok fazla ürün verebileceği demekti. O nedenle A seçeneğini değerlendirebiliriz. When linden tea is consumed with lemons, it can lower blood pressure. Ihlamur çayı limon ile tüketildiğinde kan basıncını düşürebilir. Hemen parçada limon ile tüketildiğinde kısmını buluyoruz ve devamında ne görüyorduk? Bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilir diyordu. O nedenle B seçeneğini eleyeceğiz. Drinking too much linden tea can cause anxiety in individuals. Çok fazla ıhlamış çayı tüketmek insanlarda anksiyeteye sebep olabilir ifadesinin de doğru olmadığını göreceğiz. Çünkü calms the nerves, gerginliği azaltır, sakinleştirir ifadesini görüyoruz. Not all dried linden leaves are drinkable. Kurutulmuş ıhlamurların hepsi içilebilir değildir denmiş. D seçeneğinde biz kurutulmuş yapraklar ifadesinin olduğu cümleye baktığımızda buna dair bir ipucu göremiyoruz. O nedenle D seçeneğini de eleyeceğiz. There is no harm in using the linden plant with adı plants diğer bitkilerle birlikte kullanılmasında bir zarar yoktur demiş. Ama son cümleye baktığımızda diğer bitkilerle karıştırılmaması kombine edilmemesi gerektiğini görüyoruz. Hangi durumlarda kan basıncını düşürebilir denmiş bu durumlarda o nedenle D e seçeneğine de geleceğiz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. According to the passage, erosion is parçaya göre erozyon the wearing away process that happens only in streams and oceans not on land karada değil yalnızca okyanuslarda ve nehirlerde gerçekleşen bir aşınma sürecidir. Natural voids in the ground topraktaki doğal oyuklar ifadesini görüyoruz ki bunların yağmur suları ve nehirler tarafından kayaların aşındırılmasıyla meydana geldiği bilgisi var. Ve bu aşındırma sürecinin de erozyon olarak adlandırıldığını görüyoruz. Bu nedenle A seçeneğini eleyeceğiz. Sadece okyanuslarda ve nehirlerde görülür ifadesi yanlıştır. Regarded is a particularly serious problem because it is usually gradual. Genelde yavaş yavaş olduğu için özellikle ciddi bir problem olarak düşünülür. Parçamıza baktığımızda suyun, Yavaş yavaş kayaları aşındırdığını görüyoruz ama bu yüzden erozyonun özellikle ciddi bir problem olduğu sonucu çıkmaz. The process in which external forces like water wear away landforms, su gibi dış etmenlerin kara oluşumlarını aşındırdığı bir süreçtir. Yağmur sularının ya da nehirlerin kayaları aşındırdığını bu aşındırma sürecinin de erozyon olduğunu görmüştük. C seçeneği değerlendirilebilir. The transportation of rocks that are generally hard by rainwater or streams. Yağmur suları ya da nehirler tarafından genelde sert olan kayaların taşınmasıdır ifadesi. Parçamızda yer almaz. İlgiz. The process that occurs in many parts of the world where the population is dense nüfusun yoğun olduğu dünyanın pek çok yerinde meydana gelen bir süreçtir ifadesi de doğru bir ifade değildir. Buna dair bir ipucumuz parçamızda yer almaz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. The underlined word prominent is closest in meaning to altı çizili prominent sözcüğü bakalım seçeneklerdeki hangi ifade ile en yakın anlamı taşıyor. Prominent ifadesinin geçtiği cümleye baktığımızda Kentucky'de yer alan Mamut Mağarası'nın en önemli mağaralardan biri olduğu ifadesi var ki A seçeneğindeki dazzling göz kamaştırıcı anlamına gelir edeceğiz. Not worthy dikkate değer önemli anlamındadır değerlendirebiliriz. Innovative yenilikçi anlamındadır eleyeceğiz obscure, gösterişsiz, belirsiz anlamlarına gelir ki yine aradığımız cevap değildir. Ve son olarak notorious, kötü şöhretli anlamına gelen ifadede aradığımız cevap değildir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Which of the following could be the best title for the passage? Hangisi parça için en iyi başlık olabilir? Exploring mysterious volcanic caves. Gizemli volkanik mağaraları keşfetmek denmiş ama biz parçamızda volkanik mağaralar ifadesine rastlamadık. Jean Bernard Cave, of French wonder, bir Fransız harikası Jean Bernard mağarası denmiş ama kısıtlı bir alanda bahsediliyor ondan ve kendisi için dünyadaki en derin mağara olduğu ifadesi yer alıyor. Uygun bir başlık olmayacaktır. Why is Mammoth Cave so famous? Mamut mağarası neden bu kadar ünlü demişiz ama yine baktığımızda onun da dünyanın en uzun mağara olduğu bilgisi var başlık olabilmesi için yeterli değildir. The most majestic caves in the world dünyadaki en muhteşem mağaralar denmiş ama iki örnekten bahsedildi. O kadar o nedenle de seçeneğini de eledik. The hidden world of caves mağaraların gizemli dünyası. Son cümleye baktığımızda yer altı harikaları olduğundan bahsediyor nefes kesici oluşumlar olduğundan yine bahsedilmiş. Dünyamızı şekillendiren doğal süreçlere ve jeolojik tarihe paha biçilemez bir anlayış sağladığı bilgisi de verilmiş. Bunların ışığında sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bir diyalog sorusu. Miss Trevor, I need some advice. What should I do to improve my 10 year old students English speaking skills? diyor. Biraz tavsiye ihtiyacım var. 10 yaşındaki öğrencilerimin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek için ne yapmalıyım? Mrs. Harrison bir şey söyleyecek sorusunda Miss Trevor does this method work diyor. Bakın bu önemli. Yani bu metot işe yarıyor mu diyor. Demek ki burada bir metottan bahsetmesi gerekiyor. I use it bakın devamında ben onu kullanıyorum ve it always works her daim işe yarıyor speaking skills develop bakın sonrasında demek ki konuşma becerileriyle ilgili when students express what they remember in their own words yani bize aslında metodun ne olduğunu söylüyor. Diyor ki konuşma becerisi öğrencilerin hatırladıklarını kendi sözleriyle ifade etmeleriyle gelişir diyor. Bakın bu önemli. O zaman bakalım seçeneklere. You shouldn't put pressure on students They will speak when they feel ready. Bakın burada bir metottan bahsetmiyor. Öğrencilere baskı yapmamalısın. Kendilerini hazır hissettiklerinde konuşacaklar diyor. Eledin. If I were you, I would give them more written homework when they don't use English in class. Burada bir cezalandırma gibi bir durum söz konusu. Yani diyor ki sen yerinde olsaydım sanat İngilizce kullanmadıklarında onlara daha fazla yazılı ödev verirdim. Bu, bu da olmadı. There are a lot of methods you can use in the classroom. Sırıfta kullanabileceğiniz birçok yöntem var. I will send you some links for more information. Burada bakın bir metottan değil birçok metottan söz ediyor. Eledim. You can have students watch a video, listen to a text. Bakın bir metot geliyor. Burada çok net görüyoruz. And then ask questions about it. Yani diyor ki öğrencilere bir video izletebilir, bir metin dinletebilir ve ardından bu konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz diyor. Yani burada daha sonrasında bu metot işe yarıyor mu? Evet, öğrenciler öğrendiklerini, hatırladıklarını kendi sözleriyle ifade ettiklerinde gibi bir ifade vardı. Bakın, e burada da sorular soracağız. Kendi sözleriyle ifade edecekler. Uygun olur. The methods depend on your students' level and needs. Burada da yani yöntemler öğrencilerinizin seviyesine ve ihtiyaçlarına bağlıdır diyor. What I can tell you is that you should be patient. Hani size söyleyebileceğim, sana söyleyebileceğim şey sabırlı olmalısın diyor. Bakın bu da uymadı. Doğru cevabın D seçeneği olur. Jerry ile Tarık arasında bir diyalog sorusu. So, "You know, I am new in Eskişehir and I would like to see interesting places around here. Do you have any recommendations?" diyor bakın. Jerry yani diyor, biliyorsun ki ben Eskişehir'de yeniyim ve buralarda ilginç yerler görmek isterim. Herhangi bir öneriniz var mı? Şimdi burada bir öneri bekliyoruz. Yani herhangi bir öneriniz var mı sorusuna cevap verecek. Sonrasında actually no what is inside diyor. Bakın aslında hayır içeride ne var diyor. Demek ki içerisi olan bir yer ismi önerisi geldi. İçeride de sculptures of Atatürk reflecting various periods, statues of Atatürk's family as well as local and foreign politicians, artists and athletes çeşitli dönemleri yansıtan atatürk heykelleri atatürk ailesinin heykelleri yerli ve yabancı siyasetçi sanatçı ve sporcuların heykelleri yani içeride heykel bulunabilecek bir şey arıyoruz bakalım you can sit by the porsuk stream and have a coffee do you know that place bakın burada yani porsuk çayıyla ilgili bir durumdan bahsediyor kapalı bir yerden bahsetmiyor you can go to the wax museum in the city bakın burada gördüğünüz gibi bize aslında bir Diyor ki şehirdeki Balmumu Müzesi'ne gidebilirsiniz. Hatta devamında have you heard, ever heard of it? Yani hiç duydunuz mu? Yani aslında tam da Balmumu ile burada sculptures ve statues eşleşiyor gibi dursun. There are many different kinds of plants in the botanic garden. Yani burada bakın botanik bahçesindeki bitki türlerinden bahsediyor? Daha önce gördüm mü diyor yine. Have you seen it before? Bu da olmadı. Do you want to see Devrim, Turkey's first domestic otomobil. Yani burada da arkadaşlar devrimden bahsediyor. Yani Türkiye'nin ilk yerli otomobil devrimi görmek ister misin? Diyor. Burada da kapalı bir yerden bahsetmedi. Odun pazarı the nostalgic center of the city is the best. Burada da bakın genel olarak bir şehir merkezinden bahsediyor. Odun pazarından. Yani yine kapalı bir yerden bahsetmedi ve devamlı do you like historical houses diyerek tarih yerlerden bahsetti. E, doğru cevabım B seçeneği oldu. Alice ile Bruce arasında bir diyalog sorsa If humans have to live underground because of global warming or any other threat one day What strategies may be used to cultivate without sunlight for survival? Yani bir gün küresel ısınma veya başka bir tehdit nedeniyle insanlar yer altında yaşamak zorunda kalırsa hayatta kalmak için güneş ışığı olmadan işte ekim dikim yapmak için tarım yapmak için kullanılabilecek stratejileri soruyor bakalım. Ne stratejiler, ne tür stratejiler kullanılabilir diyor. Yani burası demek ki buna yönelik bir stratejiden bahsedecek. Ve devamında until recently it was thought impossible. Yani son zamanlara kadar imkansız görünen bir şey söylemesini bekliyoruz. But scientists have achieved artificial photosynthesis to generate food without sunshine. Ancak bilim insanları güneş ışığı olmadan yiyecek üretmek için yapay fotosentezi başardılar diyor. It's truly incredible. Gerçekten inanılmaz. This development bakın bu gelişme diyor. Demek ki bir yani bilimde bir gelişmeden bahsetmiş olması lazım. Could also pave the way for farming on other planets where there is no sunlight. Yani diyor ki bu gelişme güneş ışığının olmadığı diğer gezegenlerde de işte tarımın, çiftçiliğin önünü açabilir diyor. Bakalım. Of course I do. Tabii ki ben yaparım gibi bir şey söylüyor ama what strategies may be used ifadesine uymuyor bakın. Yani do cevap verebileceğim bir şey yok. In that case da okuyalım. People will probably have to eat artificial food produced in a lab. Yani diyor ki bu durumda insanlar muhtemelen laboratuvarda üretilen yapay yiyecekleri yemek zorunda kalacak diyor. Yani burada işte son zamanlara kadar impossible gibi düşünülen bir durum değil. I don't think that farming could be possible without sunlight as no plant can survive without photosynthesis. Yani güneş ışığı olmadan tarım yapılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü fotosentez olmadan hiçbir bitki hayatta kalamaz. Diyor ki until recently son zamana kadar it was thought impossible. Bu imkansız görünüyordu ama işte başarıldı gibi bir devamı gelebilir bu cümlenin dursun. I have no idea about it. Hiçbir fikrim yok. I suppose we might need to take some vitamin pills rather than eat something. Yani burada da konuyla ilgili değil. Yani bir şey yemek yerine biraz vitamin hapı, birkaç vitamin hapı almamız gerekebilir gibi bir ifade uygun değil. I don't have any foresight about it, but human kind must have a plan for what to do in such a situation. Bu konuda bir öngörüm yok ama insan böyle bir durumda ne yapacağına dair bir planı olmalı diyor. Yani son zamanlar kadar imkansız görünüyor diyebileceği bir durum değil. I haven't thought about that. But from now on I will keep some food in reserve for such an emergency. Yani bunu hiç düşünmemiştim. Ama bundan sonra böyle bir acil durum için yedekte biraz işte yiyecek depolayacağım, muhafaza edeceğim. Bu da bakın uymadı ve doğru cevabım B seçeneği oldu. Öğrenci ile öğretmen arasında geçen bir diyalog sorusu. Sir, our test is coming up very soon. Are there any studying strategies that you can share with us? Diyor ki öğretmenim ya da hocam sınavımız çok yakında bizimle paylaşabileceğiniz herhangi bir çalışma stratejisi var mı? Bakın bu önemli bir bilgi. Clearly you should make an effort to study one topic at a time. Bakın bir çalışma stratejisi geldi. And focus on it until you have a good grasp of it. Diyor ki açıkçası her seferinde bir konuyu çalışmak için çaba göstermeli ve konuyu iyice kavrayana kadar ona odaklanmalısınız diyor. Sonrasında öğrenci bir şey söylüyor. Of course tabii ki cevabı geliyor bakın. You should work together hatta birlikte çalışmasınız. To answer difficult questions, papers since you can handle more complicated issues than you could do on your own. Yani burada bakın grup olarak çalışmaya vurgu yapıyor. Diyor ki zor soru işte kağıtlarını, sınav kağıtlarını yanıtlamak için birlikte çalışmalısınız. Çünkü kendi başınıza halledebileceğinizden daha karmaşık konuları böylece halledebilirsiniz diyor. Birlikte çalışmaya vurgu yapıyor. My I, I want to do the performance homework together. Is it possible? Konumuzun performans ödeviyle bir ilgisi olmadığı için eriyorum. Why we are studying? Is it possible for us to obtain assistance from the computer? Bakın bilgisayarla çalışma, work together kavramına uymuyor. Eledim. Are there any additional books that we may use when we study for the exam? Bakın burada da ekstra kitaplar var mı diye bir soru uymaz. Bize studying strateji lazımdı. A few of my friends want to work in groups. Bakın geldi cevabım zaten. Yani birkaç arkadaşım birlikte grup halinde çalışmak istiyor. Bunun bir faydası olur mu diyor. Will it be of any use? Tabii ki olur. Bakın of course. Birlikte çalışmasınız cevabı bunu destekliyor. How could we study effectively using the strategies you have mentioned? Bahsettiğiniz stratejileri kullanarak nasıl etkili bir şekilde çalışabiliriz? Of course diye bir cevap veremem buna. Bu nedenle de eledim. Doğru cevabım D seçeneği oldu. Nancy ile Greg arasında bir diyalog sorusu. I want to take you for dinner somewhere you have never been before. Jinju, a Korean restaurant. Seni daha önce hiç gitmediğin bir yere akşam yemeğine götürmek istiyorum. Jinju, bir Kore restoranına. Fantastic, harika. I've always wanted to experience Korean cuisine. Hep Kore mutfağını deneyimlemek istemiştim. Have you tasted it before? Daha önce tadına bakmış mıydın? What is the speciality? Yani oranaya özel olan şey ne? diye soruyor bakın. Sonra buna bir cevap gelebilir. Oh, you make me hungry. Benim karnımı acıktırdın. I'm looking forward to it. Dört gözle bekliyorum diyor. Demek ki işte speciality'nin ne olduğunu söylüyor. Bakın burada neyse. Pricing information. Yani bakın burada fiyat bilgisi var. Was not available on their website. İşte web sitelerinde şey değil. Yok diyor. Mevcut değil diyor. Yani burada pricing information'la hiçbir ilgimiz yok. It serves traditional Korean street food and the signature menu is gimbap. Evet diyor ki geleneksel Kore sokak yemekleri servis ediliyor ve imza menüsü de gimbap diyor. Yani işte speciality'yi söylemiş oldu bakın. To tell you the truth doğruyu söylemek gerekirse I find it really surprising that you have never tasted Far food. Yani uzak doğu yemeklerini hiç tatmamış olmanı gerçekten şaşırtıcı buluyorum diyor. Burada, burada bakın specialitten bahsetmedi. All of their dishes were amazing. Onların bütün yemekleri harika diyor. Ama I'm not sure if they provide takeout. Yani burada işte paket servisten bahsediyor bakın. Uymadı. Before booking we need to make sure that we have the appropriate pricing information. Rezervasyon yapmadan önce fiyatların işte bize uygun olup olmadığını bir soralım emin olalım diyor. Bununla da ilgimiz yok. Doğru cevabım B seçeneği olur. Children with profound hearing loss can acquire all the skills that their peers have provided that they get help at an early age. Erken bir aşamada yardım almaları koşuluyla ileri derecede işitme kaybına sahip çocuklar akranlarının sahip oldukları tüm becerileri edinebilirler. Kalıp olarak bir şart cümlecği kullanılmış bunu da göz önüne alarak A seçeneğiyle başlayalım. Children who are spotted from an early age can acquire all the abilities of their peers despite their extreme hearing loss. Aşırı işitme kayıplarına rağmen erken bir yaşta desteklenen çocuklar akranlarının sahip olduğu becerilere sahip olabilirler ifadesi soru kökümüz ile aynı anlamı taşımaz. Soru kökümüzdeki şart cümleci burada yer almaz. A seçeneğini eleyeceğiz. Children who can acquire all the abilities of their peers can have serious to moderate hearing loss if they are not assisted from an early age. Erken bir yaşta yardım almazlar ise akranlarının sahip olduğu becerileri edinebilen çocuklar ciddi ila orta derecede işitme kaybına sahip olabilirler. Soru kökümüzde yer alan ileri derecede işitme kaybına sahip çocuklar ifadesinin bu cümlede bir karşılığı yoktur. Eleyeceğiz. If children who have severe hearing loss are assisted from an early age, they can gain all the abilities that their counterparts possess şiddetli işitme kaybına sahip çocuklar erken bir yaştan itibaren yardım alırlarsa akranlarının sahip olduğu tüm becerileri edinebilirler ifadesi soru kökümüz ile yakın bir anlamdadır değerlendirebiliriz. Although children can gain all the abilities their friends possess, they can have extreme hearing loss When spotted from an early age, çocuklar akranlarının sahip olduğu becerileri kazanabilmelerine rağmen erken bir yaştan itibaren yardım aldıklarında akranlarının sahip olduğu ileri derecede eşitme kaybı yaşayabilirler ifadesi yanlış bir seçenek olacaktır. Children who can acquire all the abilities of their peers can have severe hearing loss If they are not helped from an early, erken bir yaştan itibaren yardım almazlar ise akranlarının sahip olduğu tüm becerileri edinebilen çocuklar ciddi işitme kaybına sahip olabilirler ifadesi de soru kökümüz ile uyumlu değildir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. In addition to having extremely sharp teeth, Clouded depths can open their jaws up to 100 degrees. Son derece keskin dişlere sahip olmanın yanı sıra bulut benekli leoparlar çenelerini 100 dereceye kadar açabilirler. Buradaki önemli kalıbımız in addition to ek olarak yanı sıra ilaveten anlamına gelir. Seçeneklerimizde buna dikkat edeceğiz. With the advantage of having strong teeth, Clouded leopards manage to open their mouths a maximum of 100 degrees. Güçlü dişlere sahip olmanın avantajıyla denmiş ama böyle bir avantajdan ya da bunun avantaj olduğundan soru köpümüzde bahsedilmiyor. Eleyeceğiz. In as much as clouded leopards have incredibly powerful jaws, With enough force, they open their mouths to an impressive 100-degree angle. In anlamas derjede güçlü çeneleri olduğu için demiş ama çenelerinin güçlü olduğu ifadesi yine soru kökümüze yaralamaz. İleceğiz. Clouded leopards' sharp teeth and strong jaws allow them to open their mouths to a whole 100 degrees. Bulut benekli leoparların keskin dişleri ve güçlü çeneleri onların ağızlarını 100 dereceye kadar açmalarına olanak sağlar denmiş. Ama soru kökümüzde yer alan yanı sıra ek olarak ilaveten anlamı burada yer almaz. Eleyeceğiz. Clouded leopards can open their <laughs> jaws to an angle of 100 degrees making them exceptionally dangerous predators. Bulut benekli leoparlar çenelerini 100 dereceye kadar açabilirler ki bu da onları sıra dışı derecede tehlikeli avcılar yapar. Tehlikeli avcılar ifadesi soru köpüğümüzde yer almaz. Not only do clouded leopards possess razor sharp teeth, but they also have the ability to open their mouths as much as 100 degrees. Bulut benekli leoparlar yalnızca jilet keskinliğinde dişlere sahip değildir. Aynı zamanda ağızlarını 100 dereceye kadar açabilirler ifadesini değerlendirebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. As long as coal remains the most important source of energy, We will constantly struggle with its numerous environmental consequences. Kömür en önemli enerji kaynağı olmaya devam ettikçe, onun sayısız çevresel sonuçlarıyla sürekli olarak mücadele edeceğiz. Sayısız ifadesi bizim için önemli, sürekli olarak ifadesi de öyle ve son olarak da en önemli ifadesini göz önüne alacağız. Coal is one of the most important sources of energy, but we currently need to pay attention to the environmental threats it has caused. Kömür en önemli enerji kaynaklarından biridir diyor ve bu nedenle hemen A seçeneğini eliyoruz çünkü soru kökümüzde en önemli enerji kaynağıdır demiştik. Because we depend upon a cheap energy source such as coal,

Kömürün sebep olduğu pek çok çevresel problemle her zaman uğraşmak durumunda olacağız diyor ve ikinci tarafta da ne olmaya devam ederse ana enerji kaynağımız olmaya devam ederse buradaki if soru kökünün hemen başındaki as long as'i karşılar always constant ifadesini karşılar ve anlamca soru kökümüze yakın bir seçenektir. Coal is one of the largest sources of electricity generation. Thus, it has a significant negative influence on the environment. Kömürün elektrik üretimindeki en büyük kaynaklardan biri olduğu söyleniyor ki, soru kökümüzde böyle bir ifade olmadığı için eleyeceğiz. The environmental effects associated with using coal as a major energy source are being addressed. At this time, kömürün en büyük enerji kaynağı olarak kullanımıyla ilişkili çevresel etkiler şu anda ele alınmaktadır ifadesi de soru kökümüz ile yakın bir anlam taşımaz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. During a dream, the brain reduces its activities and its thought patterns are disconnected from the External world. Bir rüya boyunca beyin aktivitelerini azaltır ve düşünce kalıpları dış dünyadan kopuktur. When one is sleeping, the brain needs less energy because its cognitive patterns have nothing to do with the outside world. Birisi uyurken beyin daha az enerjiye ihtiyaç duyar denmiş ki soru kökümüzde Böyle bir ifade olmadığı için A seçeneğini eleyeceğiz. By decreasing its activities during a dream, the brain disconnects patterns of thought from the outer world. Bir rüya boyunca beyin aktivitelerini azaltarak düşünce kalıplarını dış dünyadan koparır. Soru kökümüzde and bağlacı ile bağlanmış iki ayrı cümlemiz vardır. Ama B seçeneğinde bir rüya boyunca aktivitelerini azaltarak ifadesinin karşılığı sonra kökümüzde yoktur. Eleyeceğiz. While dreaming, the brain's cognitive patterns become separated from the outside world due to decline in brain function. Rüya görürken beynin bilişsel kalıpları dış dünyadan ayrılır. Neyden dolayı? Beyin fonksiyonundaki bir azalıştan dolayı due den dolayı ifadesinin karşılığı soru kökümüzde yoktur. Eleyeceğiz. When the brain slows down during a dream, its patterns of thought may no longer be connected to the real world. Cümlenin ikinci kısmında geçen düşünce kalıpları gerçek dünya ile bağlantı içinde olmayabilir ifadesinin karşılığı soru kökümüzde yoktur. D seçeneği bir ihtimalden bahseder. The brain slows down its activities throughout a dream and its patterns of thought become detached from the outside world. Beyin rüya boyunca aktivitelerini yavaşlatır ve düşünce kalıpları dış dünyadan kopuktur, ayrıdır ifadesi soru kökümüze Anlamca en yakın cümledir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. If teachers have the knowledge of how to work with puppets, they will become valuable pedagogical instruments that can promote learning. Öğretmenler kuklalarla nasıl çalışılacağı bilgisine sahip olurlarsa onlar yani kuklalar öğrenmeyi teşvik eden değerli pedagojik araçlar olacaklardır. Sonra kökümüzde bir şart cümleci olduğunu görüyoruz. Ve bunu göz önüne alarak A seçeneğiyle başlıyoruz. Puppets are valuable educational tools that can encourage learning as long as educators know how to use them. Eğitimciler onları nasıl kullanacağını bildikleri sürece ki bu ifade if'i karşılayabilir. Kuklalar öğrenmeyi teşvik eden değerli eğitim araçlarıdır A seçeneğini değerlendirebiliriz. Unless teachers have adequate information about the puppets, they cannot educate the students. Kuklalarla ilgili öğretmenler yeterli bilgiye sahip olmadıkça öğrencilerin eğitemezler ifadesi soru kökümüzle yakın anlamda değildir. Eğileceğiz. Puppets may be used for educational purposes whether teachers have enough training to use them or not öğretmenler onları kullanmada yeterli eğitime sahip olsa da olmasa da diyor ikinci taraf bu nedenle edeceğiz Puppets can be precious teaching tools that may facilitate learning only when teachers have enough skills to utilize them öğretmenlerin sadece onları nasıl kullanacaklarına dair yeterli yeteneklere, becerilere sahip olması koşulluğuyla kuklalar öğrenmeyi kolaylaştırabilecek kıymetli eğitim araçlarıdır denmiş ki buradaki skills beceriler ifadesi knowledge ifadesine karşılamaz. May facilitate öğrenmeyi kolaylaştırabilir denmiş ki buradaki ihtimal ifadesi de yine soru kökümüzde yer almaz. İleyeceğiz. Puppets have a precious potential to educate children, but teachers do not know how to use them properly. Kuklaların çocukları eğitmede kıymetli bir potansiyeli vardır fakat öğretmenler onları düzgün bir şekilde nasıl kullanacaklarını bilmezler ifadesinde bir şart ifadesi yoktur. Cevabımız sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Because of a new job, you are moving to a different city. Yeni bir iş nedeniyle farklı bir şehre taşınıyorsunuz. You are supposed to leave the property within a week. Bir hafta içerisinde mülkünüzden ayrılmanız bekleniyor. You ask your brother to take care of your dog, thinking that the move will be challenging in such a short time. Bu kadar kısa sürede taşınmanın zor olacağını düşünerek kardeşinizden köpeğinize bakmasını istiyorsunuz. So you say, ve diyorsunuz ki en önemli ifadelerin altını çizmemiz gerekirse, "You're supposed to leave the property within a week" ifadesi bizim için önemli. Kardeşinizden köpeğinize bakmasını istiyorsunuz ve bunun sebebi de bu kadar kısa bir sürede, yani bir hafta içerisinde, daireyi boşaltmanın ya da taşınmanın zorluğu olmalıdır. A Could you please feed my dog and take him out every day when I have to be away from home for work? Bu seçenek iş için evden uzak kalmaktan bahsetmektedir. İş için değil, bakınız away from home for work ifadesi hatalıdır. Ev değişikliğinden dolayı yardım talep olmalıdır. Bu yüzden bu seçenek elenir. B. The house I'm moving to is on the other side of the town. I was wondering if you could drive my dog there. Bu seçenekte ise taşınılan evin şehrin diğer tarafında olduğu söylenmektedir. On the other side of the town ifadesiyle bu bilgiye sahip değiliz. Ayrıca köpeği oraya götürmesi değil, bakınız could drive my dog there ifadesi değil bizim istediğimiz köpeğe bakılmasıdır. Bu yüzden bu seçenek de elenir. C. Is it possible for you to look after my dog? I'm in such a hurry that I have to move to that new place in a week. Bu seçenekte ise aradığımız bilgilerin olduğunu görüyoruz. Yani köpeğe bakma talebimiz var bakınız look after my dog. In such a hurry ifadesiyle bir acelemizin olduğunu söylüyoruz. Bir haftalık dönem, kısa bir dönem bakınız burada da a short time ifademiz vardı ve i have to move to ifadesi de zorunluluktan bahsediyor. Taşınma gerekliliğinden bahsediliyor ve cevap olması olasıdır. De I have got to ask you for a favor. Can you help me pack my possessions into boxes while I'm moving? Bu seçenekte ise taşınırken kutulama işlemine yardım talep edilirken bakınız help me pack my possessions into boxes ifadesiyle ne köpeğin bakımından ne de kısa sürede taşınma gerekliliğinden bahsetmediği için bu seçenekte elenir. E. Do you know a reliable place that can take care of my dog while I'm away? Bu seçenekte ise Köpeği bırakabilecek güvenilir bir yer olup olmadığı sorgulanmaktadır. Ancak köpeğe kardeşimizin bakmasını istiyoruz. Ayrıca taşınmadan bahseden bir ifademiz de yok. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Your friend is going to take part in the national poetry competition, but he thinks he has no chance of winning. Arkadaşınız ulusal şiir yarışmasına katılacak ancak kazanma şansının olmadığını düşünüyor. He is considering dropping out of the contest yarışmadan çekilmeyi düşünüyor. You want to encourage him as you believe he writes excellent poems. Mükemmel şiirler yazdığına inandığınız için onu cesaretlendirmek istiyorsunuz. So you say. Ve diyorsunuz ki, arkadaşlar bu durumda en önemli ifadelerin altını çizmek gerekir ise onu teşvik etmeye çalışıyoruz. Çünkü onun mükemmel şiirler yazdığına inanıyoruz. Arkadaşımız ise yarışmadan ayrılmayı düşünüyor. Peki şimdi şöyle düşünelim. Çok güzel şiirler yazan bir arkadaşımız var. Kendisine güvenmiyor, inanmıyor ama biz onu teşvik edeceğiz. Buradaki en önemli anahtar kelimemiz encourage ifadesi olmalıdır. A seçeneğine baktığımızda I'm aware that your poetry is excellent but wouldn't it be disheartening if you failed to win? A seçeneğimiz Doğru bir ifadeyle başlıyor. Bakınız burada mükemmel olduğunu onun şairliğinin söylüyoruz. Ancak ardından gelen ifade de onu kaybetmesinin moral bozucu olabileceğinden bahsederek onu cesaretlendirmek yerine caydırmış oluyoruz. Bu yüzden bu seçenek doğru olamaz arkadaşlar. I wish you good luck. It's brave of you to enter a competition where there are so many participants. It'll be challenging. B seçeneğinde ise bir yarışmaya girmek cesaret ister diyerek imalı da olsa olumsuz konuşuyoruz arkadaşlar. Bakınız it's brave of you diyerek aslında onu caydırıyoruz bir şekilde. Ayrıca çok fazla katılımcı olduğunu so many participants ifadesiyle söylüyoruz. Ve son olarak da it'll be challenging ifadesi ile çok zor olacağını söyleyerek aslında yine onun şevkini kırıyoruz. Bu da cevap olamaz arkadaşlar. C. I believe if you keep writing poetry and enter the competition next year, you'll definitely be the winner. C seçeneği şiir yazmaya devam etmeyi ve bir sonraki yıl yarışmaya katılmayı teşvik etmektedir. Bu da gizli bir caydırmadır diyebiliriz. Çünkü şu anda girersen kazanamazsın anlamını veriyor. Bu yüzden arkadaşlar bu seçenekte olmayacaktır. You have great poems, so I'm sure you'll do your best throughout the competition. It's not the end of the world if you lose. Bu seçenekte de mükemmel şiirlerinin olduğunu söylüyoruz ve ardından da elinden gelenin en iyisini yapacağından eminim diyerek bakınız I'm sure you'll do your best ifadesiyle kişiyi teşvik ediyoruz ve son olarak da it's not the end of the world if you lose kaybetsen de dünyanın sonu değil diyerek yine teşvikte bulunduğumuz için cevabımız bu olabilir diyoruz. Son seçeneğimizde It's great that you are taking part in the contest, even if you are new to writing poems. I wish all the best to you. Şiir yazmada, bakınız yeni olsa da, bu bilgimiz yok arkadaşlar, katılmanın çok iyi olduğu söyleniyor. Evet, burada bir teşvik olabilir. Ancak şiirleri yazmada yeni olup olmadığını bilmiyoruz. Ama güzel şiirler yazdığından eminiz bize verilende çünkü he writes excellent poems deniyordu. E burada mükemmel şiirlerden bahsetmiyor, yeni olduğu söyleniyor. O yüzden bu seçenekte olamayacağı için doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. You have been abroad to study for six months. Altı aydır okumak için yurt dışındasınız. You miss your local food and go to the nearest supermarket to look around to see if there is any Turkish food there. Yerel yemeklerinizi özlüyorsunuz ve orada Türk yemeği var mı diye bakmak için en yakın markete gidiyorsunuz. Not seeing any item that you want, you decide to ask a shop assistant if they have it or not. İstediğiniz bir ürünü göremeyince satış görevlisine Türk yiyeceklerinin olup olmadığını sormaya karar veriyorsunuz. So you say ve diyorsunuz ki bu durum sorusunda arkadaşlar Önemli olan anahtar kelimelerin altını çizmemiz gerekirse, birinci olarak yerel yiyecekleri özlemeniz en yakın süpermarkette bu ürünlerin olmadığını gördüğünüz için satış görevlisinden yardım istemeniz olacaktır arkadaşlar. A seçeneği, Excuse me, is there anyone who can help me buy some Turkish delicacies? I've never tried it before, so I need your advice. A seçeneğinde, Türk yiyeceklerinin olduğu bilgisi var arkadaşlar. Çünkü buradan şunu anlayabiliyoruz. Help me buy diyerek biz aslında Türk yiyeceklerinin var olduğunu söylüyoruz ve daha önceden denenmediğinden bahsediyor. I've never tried it ile ve yardım ne için isteniyor arkadaşlar? Seçme konusunda isteniyor. Bu sebeple bu seçenek olamaz. Bizim sorumuz neye dair olmalıydı? Türk yiyeceklerinin olup olmadığına ancak bu seçenekte var olduğunu biliyoruz. Ve sorry Do you stock any Turkish food in the supermarket? I long for my country's tastes and want to buy something familiar to me. Affedersiniz bu süpermarkette hiç Türk yiyeceği var mı diye sorarak arkadaşlar. Evet şimdiye kadar bizim aradığımız şeyi söylüyoruz ve ardından da I long for ifadesiyle özlemimizi yani bizim anahtar kelimelerimizden biri neydi? Miss your local food idi. Bunu karşılayan bir ifade kullanılıyor ve arkadaşlar aşina olunan bir şey isteniyor. Bu cevap olmaya aday bir ifadedir diyerek Ceyhana geçiyorum. Good afternoon. I can't see the products I'm looking for. Could you tell me in which supermarket I can find some Turkish products? C seçeneğimizde hangi marketten Türkiye yiyeceği bulabileceğimizi soruyoruz. Evet ilk cümle aranan yiyeceklerin olmadığından bahsediyor. Ancak ardından gelen sorumuz mantıksız olduğu için Ceyhan seçeneği in which supermarket sorusundan elenecektir. Pardon me for asking, but why don't you sell Turkish food? You should take people missing their countries into consideration. D seçeneğinde neden Türk yiyeceğinin satılmadığına dair bir soru sorulmakta why don't you sell Turkish food ile ve bir tavsiye verilmekte ancak biz Türk yiyeceklerinin bulunup bulunmadığına dair bilgi istediğimiz için bu seçenek olamaz. Sorry for interrupting, but the products in the Turkish section have expired. Can you replace them with new ones? Bu seçeneğimizde ise Türk yiyeceklerinin tarihinin geçmesinden bahsediyoruz. Bakın have expired ifadesi ile ve ardından da tarihi geçen ürünlerin yerlerine yenisinin koyulmasını istiyoruz. Bu da cevabımız olamayacağı için doğru cevabımız B seçeneğidir. One of your friends gives you a book as a birthday present that is already in your library. Arkadaşlarınızdan biri size doğum günü hediyesi olarak kütüphanenizde zaten bulunan bir kitap veriyor. You do not want to let him know that and pretend you're surprised. Bunu bilmesini istemiyorsunuz ve şaşırmış gibi davranıyorsunuz. So you say. Bu yüzden de diyorsunuz ki. Bu verilen durumda arkadaşlar bizim kütüphanemizde var olan bir kitabın hediye olarak bize gelmesinden bahsediyoruz ve karşı tarafın bunu bilmesini istemiyoruz ve şaşırmış gibi davranmamız gerekiyor. A seçeneği. Thanks for the book, but I have already read it. Do you mind if I return it? Bu seçeneğimizde bu kitabı zaten okuduğumuzu söylüyoruz ve karşı tarafa onu iade etmemizin sakıncalı olup olmadığını soruyoruz. Ama bizim bu kitabın bizde olduğunu söylemememiz gerekmektedir bize verilen durum cümlesine göre. Bu yüzden bu seçenek elenmelidir bu iki ifadeden dolayı. B seçeneğimiz Oh, thanks for the book. It'll be great to read it all the way through a second time. B seçeneğinde ise ikinci kez okumanın ne kadar güzel olacağından bahsediyoruz ve kitap için teşekkür ediyoruz. Ancak kitabın bizde olduğundan bahsetmememiz ve şaşırmamız gerekir. Biz burada bu kitabın zaten bizim elimizde olduğunu beyan ediyoruz. C seçeneği Thanks for the gift You must have remembered that I love reading. I can't wait to read it. Bu seçeneğimizi ise, hediye için teşekkür ediyoruz, okumayı sevdiğimizi hatırladığını düşünüyoruz ve ardından da onu okumak için sabırsızlanıyorum diyerek, bu kitabı sanki hiç okumamış gibi karşı tarafa bir rol yapıyoruz. Evet, cevabımız C seçeneği olabilir. D seçeneği, I really appreciate that you thought of me. But I don't like reading those kinds of books. Beni düşünmeni takdir ediyorum gerçekten. Ancak bu tarz kitapları okumayı sevmiyorum diyerek birinci sorum şu olur. Hangi tarz kitaplar? Yani bize verilen durum cümlesinde bir tarz kitaptan bahsedilmedi. Ayrıca burada I don't like reading diyerek karşı tarafın hediyesini aslında beğenmediğimizi söylüyoruz. Ancak bizim şaşırmış gibi davranmamız gerekiyordu. Bu yüzden D seçeneği de elenir. What a pleasant surprise it would be if I didn't have this book in my bookcase. E seçeneğimizde ise bu kitap benim kitaplığımda olmasaydı ne kadar güzel bir sürpriz olurdu diyerek aslında bu kitabın bizim kitaplığımızda olduğunu beyan ediyoruz ancak karşı tarafın bunu bilmesini istemiyorduk ve şaşırmış gibi davranmamız gerekiyordu. Bu yüzden E seçeneğini de eleriz. Sorumuzun cevabı C seçeneği olur. You do some shopping after work and when you arrive home, you realize that the yogurt has expired. İşten sonra biraz alışveriş yapıyorsunuz ve eve geldiğinizde yoğurdun son kullanma tarihinin geçtiğini fark ediyorsunuz. You go back to the store to return it. İade etmek için mağazaya geri dönüyorsunuz. So you say to the cashier politely. Bu yüzden de kasiyere kibarca diyorsunuz ki anahtar kelimemiz nedir arkadaşlar? Yoğurdun tarihinin geçmiş olması sizin onu geri vermek istemeniz ve kasiyere kibarca bir ifadede bulunacağız. Politely ifadesi bizim için çok önemli burada. A seçeneğimiz I just bought this yogurt here but it's past the sell by date. Could I have a refund? A seçeneğinde alınan yoğurdun tarihinin geçtiğini söylüyoruz. It's past the sell by date ifadesiyle bize verilen durum cümlesini tam olarak karşılamaktadır. Ardından da Could I have a refund ifadesiyle could bildiğimiz gibi resmi kibar durumlarda kullanılan bir modeldir. Could I have a refund ile para iadesini talep ediyoruz. A seçeneğimiz cevabımız olabilir. B seçeneğimize baktığımızda I always do my shopping here but I'll have to go somewhere else Because you have changed the yogurt brand. B seçeneğimizde her zaman alışverişi aynı dükkandan yaptığımızı söylüyoruz ve yoğurt markasını değiştirdiği için başka bir markete gitmek zorunda kalacağımızı söylüyoruz. Ancak bize verilen durum ifadesinde yoğurdun markası değil, yoğurdun tarihinin geçmesi söz konusu idi. Bu yüzden arkadaşlar bu seçenek elenir. C seçeneği How often do you check the fridge shelves? You haven't bought my favorite yogurt brand for a long time. Bu seçenekte B seçeneğinde olduğu gibi yoğurt markasına yönelik bir durum ifade ediliyor. Bakınız yine burada my favorite yogurt brand ifadesi var. Ve uzun zamandır istenilen yoğurt markasının getirilmemesine yönelik bir durum var. Bu seçenekte bize verilen duruma aykırı bizim sevdiğimiz yoğurt markası ile bir problemimiz yok. Bununla ilgili değil konumuz bizim tarihi geçmiş yoğurtla olması gerekir konumuzun. D seçeneği The free product was very kind of you but there is really no need. Thanks anyway. Bu seçeneğimizde ise bize ücretsiz olarak verilen bir üründen bahsediyoruz ve buna gerek olmadığını söylüyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ancak arkadaşlar bizim bir problemimiz var. Biz teşekkür etmek için gitmedik. Biz oraya bir değişim ya da iade talebi için gittik. El seçeneği I can't find the receipt. But you have to refund me. Otherwise, I'll have to report you to the manager. Fıtrayı, fişi bulamadığımızı ancak karşı tarafın iade zorunluluğundan bahsediyoruz. Aksi takdirde müdüre şikayette bulunacağımızı söyleyerek tehditvari bir yaklaşım sergiliyoruz. Otherwise ifadesi hem durumu karşılamayan hem de polite zarfına çok ters bir ifadedir. Bu yüzden bu seçeneği deyleriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. All living organisms need energy to survive. Bütün yaşayan organizmaların hayatta kalmak için enerjiye ihtiyacı vardır. They use various methods to obtain this energy from their environment. Çevrelerinden bu enerjiyi elde etmek için farklı metodlar kullanırlar. Plants are among the organisms that can capture the energy of sunlight through photosynthesis. Bitkiler, fotosentez aracılığıyla güneş ışığı enerjisini yakalayabilen organizmalar arasındadır. In addition, Bacteria can harness energy from chemical sources such as iron through an entirely different chemical reaction. Ayrıca bakteriler tamamen farklı kimyasal reaksiyon aracılığıyla demir gibi kimyasal kaynaklardan da enerji elde edebilirler. Arkadaşlar bu cümlemiz bizim için çok önemli. Çünkü boşluğun ardından in addition ayrıca bakteriler enerjiyi kimyasal kaynaklardan da elde edebilir dediğine göre bir önceki cümlemizde bakterilerin başka nasıl bir şekilde enerji elde ettiğinden bahsetmemiz gerekir. And many organisms including animals, humans, fungi and certain single-celled organisms gather energy by consuming other organisms. Ayrıca pek çok organizma, hayvanlar, insanlar, mantarlar ve belirli tek hücreli organizmalar dahil diğer organizmaları tüketerek enerji toplarlar diyen bir parçamız var. Parçamızın ilk cümlesi, giriş cümlesi bütün organizmaların enerjiye ihtiyaç duyduğundan bahsediyor ve ardından gelen cümlelerde bitkilerin nasıl bu enerjiyi elde ettiğinden, bakterilerin bu enerjiyi nasıl elde ettiğinden ve pek çok organizmanın da enerjiyi nasıl elde ettiğinden bahsediyor. Ancak boşluğun ardından inhedition ifadesiyle Bakteriler aynı zamanda enerjiyi kimyasal kaynaklardan da elde edebilir diyerek o zaman şunu öngörebiliriz. Bizim bir önceki cümlemizde bakterilerin başka enerjiyi nasıl elde etmesi gerektiğinden ya da elde edebileceğinden bahseden bir ifade olması gerekir. A seçeneğimiz. Plants use photosynthesis to take in sunlight, water and carbon. Bitkiler güneş ışığı, su ve karbon edinmek için fotosentezi kullanırlar. Bu seçenek boşluktan önce gelen cümle ile çok uyumludur. Ancak boşluktan sonra gelen cümlemiz ile uyumsuz olduğunu görüyoruz. Çünkü ne demiştik? Ayrıca bakteriler kimyasal kaynaklardan da enerji elde edebiliyorsa bir önceki boşlukta bakterilerin başka nasıl enerji elde ettiğinden bahsetmesi gerekiyordu. A seçeneği bitkilerden bahsetmektedir. B seçeneği Implants, these proteins are embedded in organelles called chloroplasts. Bitkilerde bu proteinler kloroplast adı verilen örgenciklerde gömülüdür diyen cümlemizde arkadaşlar bu proteinler diyerek bir önceki cümlede yani boşluğun önündeki herhangi bir cümlede proteinlerden bahsedilmediğini görüyoruz. Ayrıca bu cümlemiz de yine bitkilerle alakalıdır. Biz neyi bekliyorduk? Bakterilerle alakalı olmasını. C seçeneği. This process is vital as it provides energy for producers and consumers. Bu süreç hayatidir çünkü üreticiler ve tüketiciler için enerji sağlar diyen C seçeneğimizde ise bu süreçte kastedilen şey fotosentezdir arkadaşlar. Biz fotosentezden bahsetmemeliyiz. Bakterilerin enerjiyi elde etme şeklinden bahseden bir cümle arıyoruz. C seçeneği de bu yüzden olmayacaktır. D. Some bacteria can also obtain energy from the sun through the same process bazı bakterilerde Aynı işlem aracılığıyla güneşten enerji elde edebilirler diyen cümlemizde aynı süreçten kastedilen şey bir önceki cümleyle bağlantı kurduğumuzda fotosentezdir ve bakterilerin nasıl enerji elde ettiğinden bahseden bir cümlemiz var. Bizim aradığımız ifade bu olabilir çünkü ardından gelen cümlede de ayrıca bakteriler kimyasal kaynaklardan da enerji elde edebilirler diyordu. Bu cümlemize göre bazı bakterilerin fotosentez ile enerji elde edebildiğinden bahsediyor ve cevap olmaya Adaydır. E seçeneğimiz The green plants synthesize large quantities of food with the help of light energy. Yeşil bitkiler ışık enerjisi yardımıyla büyük miktarda yiyecekleri sentezlerler diyen cümlemizde arkadaşlar bu defa da green plants diyerek çok daha spesifik bir konuya girilmiş ve yine konuğumuz plants ama bizim aradığımız bakteriler diye o yüzden bu seçenekte elenir. Doğru cevabımız D seçeneğidir the metabolic rate drops 2-4% per decade after the age of 30. Metabolizma hızı 30 yaşından sonra her 10 yılda %2 ila 4 arası düşer. As it slows down, less food is converted into usable energy, which is then stored in the body as fat tissue. Metabolizma hızı yavaşladıkça daha az yiyecek kullanılabilir enerjiye dönüştürülür ve bu enerji daha sonra vücutta yağ dokusu olarak depolanır. Therefore, A condition known as metabolic syndrome, which encompasses major health issues such as insulin resistance, obesity, hypertension, and cardiovascular illnesses, may develop over time. Bu nedenle zamanla insülin direnci, obezite, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar gibi önemli sağlık sorunlarını kapsayan metabolik sendrom olarak bilinen bir durum gelişebilir. If the individuals fail to do so in this respect, They should certainly seek the assistance of a professional. Bireyler bunu yapmada başarısız olurlarsa kesinlikle bir profesyonelden yardım almalıdır diyen paragrafımızda paragrafımızın konu cümlesi metabolizma hızının 30 yaşından sonra düştüğünden bahsetmektedir. Ardından gelen cümlelerde de yavaşlamanın sonucunda ortaya çıkan olumsuz durum ve bazı hastalıklardan bahsetmektedir. Boşluğun ardından gelen If the individuals fail to do so ifadesi bizim için en önemli ipucudur arkadaşlar. Bireyler neyi yapmada başarısız olurlarsa profesyonel yardım almaları gerekir şeklinde düşünmeliyiz. Evet metabolizma hızının düşmesinden bahsediyor parçamız ancak neyi yapmazsak biz eğer profesyonel bir yardıma ihtiyacımız olur şeklinde düşüneceğiz. A seçeneğimiz insulin resistance is directly related to an increase in fat tissue Particularly around the abdominal region. A seçeneğimizde insülin direncinin ne ile bağlantılı olduğu söylenmekte ve başarısız olacağımız bir durumdan bahsedilmediği için elenmelidir. Biz neyi yapmazsak profesyonel yardım almalıyız sorusuna bu cümlede hiçbir ifade cevap vermediği için A seçeneğimiz olamaz. B Therefore, women may tend to gain weight after the age of 40 to 50 and men after the age of 55. Kadınların... 40-50 yaşından sonra ve erkeklerin de 55 yaşından sonra kilo alma eğiliminde olduklarından bahseden bu seçeneğin ardından kilo almada başarısız olurlarsa mı profesyonel yardım almaları gerekir gibi mantıksız bir soru akla gelmektedir ki bu yüzden bu seçenek olamaz arkadaşlar. C. Some experts explain that the metabolic rate depends on age, gender and genetic factors. Bu seçeneğimizde Metabolizma hızının nelere bağlı olduğu anlatılmakta ancak bunu yapmada başarısız olurlarsa ifadesini söylememizi sağlayabilecek hiçbir durum söz konusu olmadığından elenir In order to avoid such results, regular exercise, a healthy diet and muscle mass protection are essential. Böylesi sonuçlardan kaçınmak için bakınız such results ifadesi ile hemen öncesindeki cümleye bakarak hangi sonuçlar sorusuna insülin direnci, obezite, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar cevabını verebiliriz. Ve şimdilik doğru gidiyor diyebiliriz ve ardından gelen ana cümlemizde de düzenli egzersiz, sağlıklı bir beslenme ve kas kütle korunması elzemdir, hayatidir deniyor ve bunu yapmazsak derken de anlatılmak istenen şey spor, sağlıklı beslenme, ve kas konulması olarak düşünülebilir ki çok mantıklı bir seçenek olduğunu görüyoruz. Bu yüzden cevabımızın D seçeneği olma olasılığı çok yüksektir. E seçeneğimiz There is a lot of disagreement among scientists about how it impacts metabolic rate, weight gain and obesity. Bu seçenekte ise metabolik sendrom hastalığının metabolizma hızı, kilo alımı ve obezite konusunda benim insanları arasında bir sürü anlaşmazlığın olduğu söylenmekte. Ancak ardından gelen cümlemizdeki bunu yapmazlarsa ifadesine uygun gelebilecek bir durumdan bahsedilmediği için elenir. Yani eğer anlaşmazlarsa mı o zaman profesyonel bir yardıma ihtiyaç duymaları gerekir deriz. Hayır, bu ifade de saçma olacağı için bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Cinema can be expressed as a branch of art based on obtaining moving images by bringing images or drawing patterns onto a curtain with light. Cinema, ışıkla bir perdenin üzerine görüntü getirilerek ya da desenler çizilerek hareketli görüntüler elde edilmesi esasına dayanan bir sanat dalı olarak ifade edilebilir. It can also be defined as the reflection of the theater from the stage to the screen. Tiyatronun sahneden perdeye yansıması olarak da tanımlanabilir. The emergence of cinema was realized in the 1830s with the first motion pictures being obtained and then the first sequential motion pictures created by the British photographer Mike Bridge in the 1870s. Sinemanın ortaya çıkışı 1830'larda ilk sinema filmlerinin elde edilmesi ve ardından 1870'lerde İngiliz fotoğrafçı Mybridge tarafından yaratılan ilk dizisel filmlerin ortaya çıkmasıyla gerçekleşti. The device he developed called the zoopraxinoscope is also known as the first version of a cinema camera. Onun geliştirdiği zoopraxinoscope adı verilen cihaz sinema kamerasının ilk versiyonu olarak da biliniyor. Paragrafın ilk cümlesinde sinemanın tanımı yapılmakta ve ardından gelen cümlede de tiyatro ile benzerliğinden bahsedilmektedir. Boşluğun önündeki cümlede ise İngiliz fotoğrafçı Mybridge tarafından yaratılan ilk dizisel sinemaları değinildiğini görüyoruz. Boşluğun ardından ise Mybridge denilen sanatçı ve bu sanatçının geliştirdiği bir cihaz. Bakınız, the device he developed. Buradaki he zamiri bizim için çok önemli. Çünkü onun geliştirdiği diyerek aslında Mybridge'e bir gönderme yapıyor. O zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bu boşluğa Mybridge ile alakalı ve onun geliştirdiği bir cihazdan bahsetmesini bekleriz. A seçeneğimiz He created a sense of movement for the first time by taking photos of a galloping horse and combining them on a bat. Dört nala koşan bir atın fotoğraflarını çekerek ve bunları bir tabakada birleştirerek ilk kez bir hareket duygusu yarattı diyen bu seçeneğimizde he created ifadesi ile boşluğun ardından gelen the device he developed örtüşmekte arkadaşlar. Bu sebeple bu seçeneğimiz cevabımız olabilir. Çünkü bir hareket duyusu yarattı. Bu seçeneğimiz cevap olabilir. B. A cinematograph, unlike a kinetoscope, is a device that allows more than one person to watch films at the same time. B seçeneğinde sinematografın tanımı yapılmış ve kinetoskoptan farkı verilmeye çalışılmış arkadaşlar. Ancak bize sinema sanatçısının geliştirdiği bir aletten, cihazdan bahsetmesi gerektiği için ve bu seçenek genel bir sinema bilgisinden bahsettiği için elenir. Yani bizim konumuz sinematograf değildir. C. They travel to many countries and shot films for their job of recreating black and white photographs. Bu seçenekte seyahat edebilecek ve de zamirine karşılık gelebilecek bir özne arayışına gireriz boşluktan önceki cümlelerde. Ancak daha önceki cümlelerde de zamirini karşılayacak herhangi bir ifade olmadığını görüyoruz ve bu sebeple bu seçeneği de elememiz gerekir. Yani onlar dediği kim? Kimler farklı ülkelere gittiler? ve siyah beyaz fotoğraf yaratma görevi için film çektiler. Bu soruya cevap veremeyeceğimiz için C seçeneği elenir. D. The birth of cinema is often attributed to the Lumiere brothers who held the first public screening of projected motion pictures. Sinemanın doğuşu Genellikle yansıtılan sinema filmlerinin ilk halka açık gösterimini yapan Lumiere kardeşlere atfedilir diyen bu seçeneğimizde hem özne değişikliğe uğramış yani iyi zamirine denk gelebilecek bir öznemiz yok arkadaşlar. My Bridge'den sonra Lumiere Brothers'a girerek konuyu değiştiriyoruz. Ardından gelen cümlede Lumiere Brothers'ların yaptığından bahseden bir cümle olsaydı belki olabilir derdik. Bu sebeple bu seçenekte elenir. E, by 1927, the first sound film was released, but a standard frame rate was required for the sound to synchronize with the video. E seçeneğinde ise daha özel bir film türü olan ilk sesli filmin ne zaman yayınlandığından bahsediyoruz ve boşluğun ardından gelen he developed ifadesine refere olabilecek hiçbir şey bulunmamaktadır. Ayrıca Mybridge adlı fotoğrafçıyla da hiçbir bağlantısı yok bu olayın. Bu yüzden E seçeneğini de eleriz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Discovered in 1930 by the amateur astronomer Clyde Tombaugh, Pluto was long known as the ninth planet of the solar system. 1930 yılında amatör gökbilimci Clyde Tombaugh tarafından keşfedilen Plüton uzun zamandır Güneş sisteminin 9. gezegeni olarak biliniyordu. Therefore, Pluto's status as a planet was re-evaluated. Bu nedenle, Plüton'un bir gezegen olarak statüsü yeniden değerlendirildi. According to this new definition, a planet must meet three criteria. Bu yeni tanıma göre bir gezegenin üç kriteri karşılaması gerekiyor. First, it must orbit the sun. İlk olarak güneşin yörüngesinde dönmelidir. Second, it must have a sufficient mass that gravity shapes it into a spherical shape. İkincisi, yer çekiminin onu küresel bir şekle sokması için yeterli bir kütleye sahip olmalıdır. Third, it must have enough gravity to keep other objects out of its orbit. Üçüncüsü, diğer nesnelerin yörüngesinden uzak tutmak için yeterli yer çekimine sahip olmalıdır. Pluto failed the third test. Plüton, üçüncü kriterde başarısız oldu. Hence, it was lowered to the rank of a dwarf planet. Bu nedenle cüce gezegen statüsüne indirildi. Paragrafın ilk cümlesi Plüton ile alakalı olup ardından gelen cümlede Plüton'un neden statüsünün yeniden değerlendirildiğinden bahsediliyor ve ne oldu da bu yüzden Plüton'un statüsü tekrar değerlendirildi diye sormamız gerekir. Bu paragrafta en önemli ipucu according to this new definition ifadesidir arkadaşlar. Bu ifadeden önceki yani according to this new definition ifadesinden önceki cümlelerde yeni bir tanım gerekmekte. Ancak bize verilen cümlelerde herhangi bir tanım olmadığı için acaba boşlukta bir tanım mı olmalı sorusunu sormalıyız kendimize. A. Ah, the International Astronomical Union created a newer classification, the Dwarf Planet. Uluslararası Gökbilim Birliği, cüce gezegen adında daha yeni bir sınıflandırma yarattı diyen bu seçeneğimizden önce başka bir sınıflandırılmanın olması gerekir ki biz evet never ifadesini kullanabilelim. Ancak A seçeneğini boşluğa koyduğumuzda öncesindeki cümlede herhangi bir sınıflandırmadan bahsetmediği için karşılaştırma yapısını kullanmamız doğru olmayacaktır. B, a more comprehensive definition of planet might also give a more accurate concept of the solar system. Gezegenin daha kapsamlı bir tanımı güneş sistemi hakkında daha doğru bir kavram da verebilir diyen ifademizde bakınız, a more comprehensive definition. Daha kapsamlı bir tanım. O zaman yine aynı şekilde bu cümleyi boşluğa koyduğumuzda boşluktan önce kapsamlı bir tanım denmesi gerekiyordu. Also ifadesinin kullanılması da hatalıdır. Ve son olarak a more accurate concept, daha doğru bir kavram ifadesi de hatalı. Yani iki tane karşılaştırma kullanılmış ancak daha önceki cümlelerde karşılaştırabileceğimiz bir verimiz yok. B seçeneğini de elememiz gerekir. C. Many times the term planet has been redefined by astronomers from all over the world. C seçeneğinde pek çok kez gezegen terimi gökbilimciler tarafından yeniden tanımlanmıştır denmekte. Bizim aslında boşlukta aradığımız terim ya da tanım kelimesini karşılar. Ancak bu yeri tanıma göre diyoruz. Yeni tanıma göre değil çünkü birçok kez dendiği için birden fazla tanım var anladığımız kadarıyla bu yüzden C seçeneği elenmelidir. The, however, in 2006 a group of scientists came up with a new way to define the word planet. Ancak 2006'da bir grup bilim insanı gezegen kelimesini tanımlamanın yeni bir yolunu buldu diyen bu seçeneğimizde ise gezegenin yeni bir tanıma kavuştuğunu söylemektedir. Bakınız a new way to define the word planet ifadesiyle ve boşluğun ardından gelen ikinci cümlede according to this new definition ile bir bütünlük sağlamaktadır. Bu tanıma göre bir gezegenin 3 kriteri karşılaması gerekir. Çok güzel oluyor cevabımız olmaya adaydır. Ve E seçeneğimiz, since the ancient Greeks coined the term, the definition of planet has encompassed a wide range of celestial bodies. Eski Yunanların gezegen terimini icat ettiğinden beri bu tanımın çok çeşitli gök cisimlerini kapsadığı söylenmekte. Bu cümlenin ardından bu yüzden Plüton'un statüsü yeniden değerlendirildi diyemeyiz. Bir de bu yeni tanıma göre ifadesini tam olarak karşılayamadığı için bu seçenekte elenir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Henna has been used by many cultures for thousands of years to serve various purposes. Kına, binlerce yıldır pek çok kültür tarafından çeşitli amaçlara hizmet etmek için kullanılmaktadır. It was originally used to provide relief through its cooling properties and treat some ailments. Başlangıçta serinletici özellikleri ile rahatlama sağlamak ve bazı rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Microscopic confirmed the presence of the active pigment component of henna in them. Mikroskopik analizler içlerinde kına aktif pigment bileşeninin varlığını doğruladı. Ramses II, pharaoh of the 19th dynasty of Egypt, had henna in his hair which was applied after his death in 1213 BCE. Mısır'ın 19. hanedanlığının firavunu olan 2. Ramses'in saçında milattan önce 1213'te ölümünden sonra uygulanan kına vardı. Given that his original hair color was red, it is probable that henna was employed to recreate his youthful appearance after death. Orijinal saç renginin kızıl olduğu göz önüne alındığında, ölümden sonra genç görünümünü yeniden yaratmak için kına kullanılmış olması muhtemeldir. Paragrafımız öncelikle kınanın binlerce yıldır kullanımından bahsediyor. Ardından gelen cümlede onun rahatlama sağladığı ve bazı hastalıkları tedavi ettiği söyleniyor. Boşluktan sonra gelen cümlede ise Mikroskobik analizlerin onların içerisinde, bakınız arkadaşlar buradaki inlem ifadesi bizim için çok önemli. Neyin içerisinde kına aktif pigment bileşeninin varlığını doğruladı. Dem zamirine denk gelecek hiçbir ifade şimdiye kadar kullanılmadı. O zaman diyebiliriz ki bu boşlukta bu dem zamirine denk gelmesi gereken, refere olması gereken bir ifade olmalı. Ardından gelen cümlelerde de ikinci Ramses'in saçında kına olduğundan ve genç görünümü yeniden elde etmek için uygulanmış olabileceğinden bahsediyor. A. For instance, hair dyes come in four basic colors. Temporary, semi-permanent, demi-permanent and permanent. Örneğin, saç boyaları dört temel renkte gelir. Geçici, yarı kalıcı, kısmi kalıcı ve kalıcı. Bu seçeneğin cevap olabilmesi için Önceki cümlelerde saç boyalarından bahsedilmesi gerekir. Ancak önceki cümlelerde kınadan bahsedilmektedir. Bu sebeple cevap olamaz. For instance geçiş sözcüğünün kullanılması hatalıdır. B. Its use for hair coloring, on the other hand, dates back to ancient Egypt, where mummies with henna dyed hair and fingertips were found. Onun saç renklendirme için kullanılması ise, onun diyerek arkadaşlar kınadan bahsediyoruz. Evet, konumuzla alakası var. Eski Mısır'a dayanmaktadır ifadesiyle Kınanın başka bir kullanımına geçilmektedir ve cümlenin devamındaki Mısır'da bulunan mumyaların saçlarının ve parmak uçlarının boyandığından bahsetmektedir. Buradaki henna dyed hair ve fingertips ifadeleri ile ayrıca boşluğun ardından gelen onların içinde zamirine denk gelebilecek bir ifadeyi de saç ve parmak uçları karşılamaktadır. O zaman diyoruz ki bu cevabımız olmaya adaydır. Paragrafın ilerleyen cümlelerinde de ikinci Ramses'in saçından bahsedilmektedir ki bu da bir bütünlük yaratmaktadır. Bu yüzden cevabımız olabilir. C. Meanwhile, henna has been adopted by many cultures including ancient India and Rome to dye skin and hair. Bu arada kına Cilt ve saç boyamak için pek çok kültür tarafından benimsenmiştir diyen bu seçenek de önceki cümleyle bağlantılı gelebilir. Evet çünkü bu defa da cildi ve saçları boyamaktan bahsediyoruz tedavinin yanı sıra ancak Ardından gelen cümledeki yine indem zamirini karşılayabilecek bir kelime olmadığından elenecektir arkadaşlar. D seçeneği, in addition to all these, Chemical and cosmetic dermatologists also use hair coloring to treat skin conditions such as alopecia Bütün bunların yanı sıra diyerek sağlık faydalarına gönderme yapan bu seçenekte kimyasal ve kozmetik dermatologları saç kıran gibi sağlık sıkıntılarının tedavi etmekte saç boyamasını kullandığından bahsediyoruz. İlk olarak uymayan şey arkadaşlar in addition to all these bunlara ilaveten tüm bunlara bakınız buradaki tüm bunlara ifadesiyle bize sadece iki durum verilmişti rahatlama sağlama ve tedavi etme o zaman iki şey olması gerekir bu all ifadesi hatalı diyebilirim ve bakınız burada hair coloring'dan bahsediyoruz saçı renklendirmeden bahsediyoruz kına'dan bahsetmiyoruz ve ardından gelen yine indem zamirine refere olabilecek hiçbir kelime yok bu cümlede e hair pigmentation however is usually permanent although some treatments are semi permanent and fade within several weeks bazı tedaviler yarı kalıcı olsa da ve birkaç hafta içerisinde solsa da saç hücrelerinin renklenmesi genellikle kalıcıdır diyen bu cümlemizde konumuz kınadan sapmış, ayrıca yine boşluğun ardından gelen cümleler ile bir bütünlük sağlamamaktadır. Çünkü ardından gelen cümlelerde bir Mısır firavunundan bahsediliyor. Bir bütünlük sağlamamız gerekiyor. Burada ise saç renklendirmesinden bahsediyoruz. Yine kına değil konumuz. Halbuki konumuzun kına olması gerekirdi. Bu yüzden bu paragrafımızın doğru cevabı B seçeneğidir. Those who are in front of a computer and use a mouse all day are likely to have carpal tunnel syndrome, which causes pain and numbness in the elbow, hand and wrist. Arkadaşlar cümlemizin öznesinin altını çizdiğimizde those who are in front of a computer and use a mouse all the ifadesinin olduğunu görüyoruz ki bu da şunu gösteriyor bize. Bir relative clause yapı olacak. Yani bilgisayar başında olup fare kullananlar diye başlaması gerekiyor. Yüklemimiz ise are likely to have ifadesidir ve son olarak nesnemiz de arkadaşlar carpal tunnel sindrom ifadesidir. Ancak burada carpal tunnel sindrom ifadesi bir relative clause ile nitelenmiş ki bunu ne diye çevirmemiz gerekir? Sebep olan carpal tunnel sendromu. A. Bilgisayar başında olup fare kullananlarda dirsek, el ve bilekte bütün gün ağrı ve uyuşmaya neden olan karpal tünel sendromu olma ihtimali yüksektir. A seçeneğimizin öznesi arkadaşlar aslında Karpal tünel sendromu olma ihtimali. Ancak bizim öznemiz bu değildi. İhtimal kelimesi değildi. Ve yüklemize baktığımızda yüksektir. Are likely to have ile söylenemeyeceği için A seçeneği olamayacak. B. Bütün gün bilgisayar başında olan ve fare kullananlar, dirsek, el ve bilekte ağrı ve uyuşukluğa neden olan karpal tünel sendromuna sahip olabilir. B seçeneğinde öznemizin aradığımız ifade olduğunu görüyoruz. Bütün gün bilgisayar başında olan ve fare kullananlar diye başlamış ve yüklemimize baktığımızda are likely to have ifadesini sahip olabilir ifadesiyle veriyor. Doğru gidiyor şu anda. Bir de nesnemizi kontrol edelim. Dirsek, el ve bilekte ağrı ve uyuşukluğa neden olan karpal tünel sendromu. Evet bakınız arkadaşlar karpal tünel sendromu da nitelenmiş bir relative clause ile neden olan diyerek cevabımız B seçeneği olabilir. C. Bütün gün fare kullanan bilgisayar kullanıcılarında dirsek, el ve bilekte ağrı ve de uyuşmaya neden olan karpal tünel sendromu olması kaçınılmazdır. Arkadaşlar C seçeneğinin öznesi karpal tünel sendromu olması ifadesidir. Öznemiz yanlış kaçınılmazdır kesinlikle unlike to have ifadesiyle verilemeyeceği için yüklem de hatalıdır ve özlemiz de hatalıydı. C seçeneği de bu yüzden olamayacak. D. Dirsek, el ve bilekte ağrı ve de uyuşmaya neden olan karpal tünel sendromu bütün gün bilgisayar kullanan kişiler için oldukça muhtemeldir. D seçeneğine göre aslında arkadaşlar özlemiz Karpal tünel sendromu olmuş. Ancak bize verilen cümlede Karpal tünel sendromu nesne konumunda idi. Bütün gün bilgisayar kullanan kişiler için denmekte burada for those ifadesi olması gerekirdi. Bu da hatalı olacaktır. E Dirsek, el ve bilekte ağrı ve de uyuşmaya neden olan karpal tünel sendromu bütün gün bilgisayar başında olanlarda ve fare kullananlarda görülür. Baktığımızda arkadaşlar yine bu defa öznemiz karpal tünel sendromu olmuş. Öznemiz değil nesnemiz olması gerekirdi. Ayrıca görülür yüklemi edilgen yapıda. Bize verilen cümlede edilgen bir fiilimiz de yoktu. Fiilimiz de hatalı. Bu yüzden E seçeneği de cevabımız olamayacaktır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Garlic, which is indispensable in world cuisines, has been used as a medicine for thousands of years as it is known as a natural antibiotic among people. Bize verilen cümlede özlemizin altını çizdiğimizi görüyoruz ki özlemiz bir relative clause ile nitelenmiş. Yani bu cümlemiz sarımsak ile başlamayacak, dünya mutfaklarında vazgeçilmez olan sarımsak ile başlayacak. İkinci olarak ana fiilimiz ise bizim has been used, kullanılmaktadır demekti. Ve burada önemli diğer bir husus ise ez bağlacıdır arkadaşlar. Bu ez bağlacını çünkü diye de çevirebiliriz, the için diye de çevirebiliriz. Bu yüzden bu soruya dikkat etmemiz gerekecektir. A. Halk arasında doğal bir antibiyotik olarak bilinen sarımsak, dünya mutfaklarında vazgeçilmez olmasının yanı sıra binlerce yıldır ilaç olarak da kullanılan bir yiyecektir. İlk olarak arkadaşlar bu cümlemizde sarımsak kelimesi halk arasında doğal bir antibiyotik olarak bilinen ifadesiyle nitelenmiş ki bize verilen cümlede dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olan sarımsak ile başlaması gerekirdi. Burada relative clause yanlış kullanılmış. Ayrıca cümlenin sonuna baktığımızda kullanılan bir yiyecektir diyerek is a food that is used ya da which is used olması gerekirdi. Bizim ana fiilimiz, ana yüklemimiz Has been used olmalı idi. Bir yiyecektir ifadesi olmamalıdır. Bu yüzden bu da hatalı bir ifadedir. Üçüncü olarak da yanı sıra ifadesi var arkadaşlar burada. Ancak bize verilen cümledeki bağlaç dığı için ya da çünkü olmalıydı. Yanı sıra ifadesi de hatalı olacaktır. B. Sarımsak dünya mutfaklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve halk arasında antibiyotik olarak bilinmesinden ötürü binlerce yıldır ilaç olarak da kullanılmaktadır. Bu cümlemizde ana yüklemimiz doğrudur ancak İlk başlangıcı hatalıdır arkadaşlar. Çünkü öznemiz bizim sarımsak değildi. Dünya mutfaklarında vazgeçilmez olan sarımsak olmalı idi. Öznemiz nitelenmemiş bu cümlede. Ayrıca burada bir ve bağlacını görüyorum. Ve bağlacımız bize verilen cümlede kesinlikle yoktu. O yüzden kullanılmaması gerekir. C. Dünya mutfaklarında vazgeçilmez olan sarımsak doğal bir antibiyotik olarak bilinmesi nedeniyle binlerce yıldır ilaç olarak kullanılmaktadır. Şimdi bu cümlemizde sarımsak kelimesi dünya dünya mutfaklarına vazgeçilmez olan ifadesiyle nitelenmiş. Evet bizim aradığımız bu relative clause'u karşılamakta. Halk arasında doğal bir antibiyotik olarak bilinmesi nedeniyle. Bakınız ez bağlacını da nedeniyle anlamıyla vermiş ki bu da doğru bir kullanımdır. Ve son olarak kullanılmaktadır diyerek has been used fiilini karşılamaktadır. Cevabımızın olması muhtemeldir. De dünya mutfaklarında vazgeçilmez olan sarımsak binlerce yıldır doğal bir antibiyotik olarak bilindiği için halk arasında ilaç olarak kullanılmaktadır. D seçeneğimizde yine özlemiz C seçeneğinde olduğu gibi sarımsak bir de burada olan ile nitelenmiş ki çok doğru bir kullanımdır. Şimdiye kadar doğru gidiyor. Binlerce yıldır doğal bir antibiyotik olarak bilindiği için arkadaşlar binlerce yıldır doğal bir antibiyotik olarak bilindiği için değildi. Bakınız burada binlerce yıldır ilaç olarak kullanılmaktaydı. Buradaki binlerce yıldır bilinmesinden bahsetmiyoruz. Kullanılmasından bahsediyoruz. İlaç olarak kullanılmaktadır ifadesi doğrudur. Ancak halk arasında bilindiği için olması gerekirdi. Bu yüzden D seçeneği elenecektir. E. Sarımsak dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olmakla birlikte binlerce yıldır ilaç olarak da kullanılmaktadır. Çünkü halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinir. Bu cümlemizde kesinlikle özlemiz hatalıdır. Sarımsak ile başlamamalıydı. Ne ile başlamalıydı? Dünya mutfaklarında vazgeçilmez olan ile başlamalıydı. Ayrıca Ayrıca burada vazgeçilmezi olmakla birlikte denmekte ancak vazgeçilmezi olmakla birlikte ifadesine denk gelebilecek bize verilen cümlede bir ifademiz olmadığı için bu seçenek de yanlış olacaktır. Zaten özlemiz de hatalıydı. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Marina Vyazovska became the second woman to receive the Fields Medal, mathematics equivalent of the Nobel Prize. Bu cümlemize baktığımızda arkadaşlar öznemizin Marina Wiazowska olduğunu görüyoruz ve ana yüklemimizin became olduğu ortada. Ancak burada virgül ile beraber aslında bir relative clause kısaltmasının olduğunu görüyoruz. Bu bizim için en önemli ipuçlarından biri. A. Marina Wiazowska matematikte Fields madalyasına eş değer olan Nobel ödülünü alan ikinci kadın oldu. Evet arkadaşlar özlemiz doğrudur. Hiçbir niteleme yok ve yüklemimiz de doğrudur. Ancak buradaki hata eş değer olan Nobel ödülünü alan demekte. Eş değer olan Nobel ödülü değildi. Nobel ödülüne eş değer olan Fields madalyası olmalı idi. O yüzden bu seçeneğimiz elenecektir arkadaşlar. Ve matematiğin Nobel ödülüne eşdeğer olan Fields madalyasını alan ikinci kadın Marina Viazovska oldu. Öznemiz bu cümleye göre alan ikinci kadın. Yani The second woman ile başlamalı bu cümlenin çevirisi o yüzden hatalı olacaktır arkadaşlar. C Marina Wierzowska, matematiğin Nobel ödülüne eşdeğer olan Fields madalyasını alan ikinci kadın oldu. Evet arkadaşlar, öznemiz doğru, yüklemimiz doğru ve burada Fields madalyası niteleniyor. Nobel ödülüne eşdeğer olan Fields madalyasını alan ikinci kadın. Şu an itibariyle C seçeneğimiz doğru görünüyor. D, Marina Viazovska, matematiğin Nobel ödülüne eşdeğer olan Fields madalyasını alan ilk kadın oldu. Bu cümlede ise arkadaşlar tek hatamız ilk kadın olması. Ancak bize verilen cümlede second woman demekte idi. Bu yüzden hatalı olacaktır. E Marina Vyazovska, matematikte Nobel ödülünün eş değeri Fields madalyasını alan ikinci kadın olarak tarihe geçti. Arkadaşlar ikinci kadına kadar her şey doğruydu ancak olarak tarihe geçti ifadesi hatalıdır. Buradaki olarak as the second woman ile söylenmeliydi ve tarihe geçti ifadesini de put her name ya da put her stamp on history şeklinde çevirebilirim. Became fiili tarihe geçti yüklemini karşılamayacaktır sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. A properly constructed igloo is so strong that it can support the weight of a person standing on its roof. Cümlemize baktığımızda arkadaşlar öznemizin a properly constructed igloo olduğunu görüyoruz. Anahtar kelimelerimizden biri arkadaşlar so strong that o kadar güçlü ki öylesine güçlü ki diye bir çeviri bekliyorum. Burada bir sebep sonuç ilişkisi kurması gerekiyor ve bakınız sonuç cümlesinde etken support demekte de, taşıyabilir. Buradaki can modulu da benim için çok önemli. A. Igloo düzgün inşa edilirse çatısında duran bir kişinin ağırlığını taşıyabilecek kadar sağlamdır. Arkadaşlar öznemiz sadece burada iglu. Ancak bize verilen cümlede düzgün inşa edilmiş bir iglu olması gerekiyordu. Ve bakınız burada düzgün inşa edilirse denerek bir koşul cümlesi verilmiş. Yani if gibi bir bağlaç bekliyorum ben bu durumda. Son olarak kadar sağlamdır ifadesi değil benim cümlemin etken support ile bitmesini bekliyorum. Yani taşıyabilir ile bitmesini bekliyorum. Cevabım A olamaz. B düzgün inşa edilmiş bir iglu. Çatısı üzerinde duran bir kişinin ağırlığını taşıyabilecek göçtedir. Arkadaşlar özlemiz çok doğru. Çatısı üzerinde duran bir kişinin ağırlığını taşıyabilecek güçtedir ifadesinde sıkıntımız var ve arkadaşlar şuradaki so strong that sebep sonuç ilişkisini veren bir cümle değil. Bunu ben nasıl çevirebilirim İngilizceye? Is strong enough to support şeklinde olmalıydı. Ancak bana verilen cümlede so strong that demektedir. O yüzden yanlış olacaktır. C iglu düzgün inşa edildiğinde çatısında duran bir kişinin ağırlığına dayanacak kadar sağlamdır. Arkadaşlar yine A seçeneğinde olduğu gibi özlemiz hatalı ve düzgün inşa edildiğinde demek de düzgün inşa edildiğindeyi when ya da if ile ifade etmemiz gerekir. Son olarak arkadaşlar dayanacak kadar sağlamdır. Buradaki kadar ifadesini is strong enough gibi bir yapıyla verebilirim. So karşılamayacaktır. D düzgün inşa edilmiş bir iglu, çatısında duran bir kişinin ağırlığını taşıyabilecek güce sahip. Arkadaşlar özleriniz çok doğru. Düzgün inşa edilmiş bir iglu demek de, çatısında duran bir kişinin ağırlığını taşıyabilecek güce sahiptir. Arkadaşlar buradaki güce sahiptir ifadesi hatalı olacaktır. Bakınız biz ne bekliyorduk? Can modelını bekliyoruz. Buradaki güce sahiptiri peki ben nasıl söyleyebilirim? It has the strength ya da it has enough strength to yapısını beklerim. Bu yüzden D seçeneği de olmayacaktır. E düzgün inşa edilmiş bir iglu o kadar sağlamdır ki çatısında duran bir kişinin ağırlığını taşıyabilir. Bu seçeneğimizde özlemiz kesinlikle doğru ve cümleyi okurken ilk söylediğimiz o kadar ki yapısını da vermekte bir sebep sonuç ve bakının sonuca bir kişinin ağırlığını taşıyabilir. Buradaki hen modulunu da karşılıyor. Yüklemimiz birebir uyuyor arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olur. In order to avoid being attacked by predators, ducklings under 10 days old prefer to swim and walk as a group, staying close to their mothers. Bu cümlemizde Öncelikle in order to avoid ifadesinin altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü amaç bildiren bir cümlemiz var. Aşağıdaki seçeneklerde kaçınmak için, kaçınmak amacıyla şeklinde bir çeviriyi bekliyorum ve özlemiz ducklings under 10 days old. 10 günlüğün altındaki küçük ördek yavruları demesi gerekiyor ve baktığımızda bir de and bağlacımız var arkadaşlar. And bağlacımız iki tane fiili bağlıyor arkadaşlar. Yüzmek ve yürümek. Bu önemlidir bizim için. A seçeneği, 10 günlükten küçük ördek yavruları yırtıcıların saldırısına uğramaktan kaçınmak için annelerine yakın kalarak grup halinde yüzmeyi ve yürümeyi tercih ederler. Arkadaşlar bu cümleyi okuduğumuz zaman görüyoruz ki özlemiz doğru ve burada bir kaçınmak için amaç ifadesini de karşılayan bir durum var. Ve annelerine yakın kalarak, bakınız arkadaşlar buradaki virgülden sonra gelen kısaltmamız staying kalarak şeklinde çevrilebilir. Yüzmeyi ve yürümeyi Bakınız buradaki end bağlacının öncesindeki sevim ve ardından gelen walk fiillerini de karşılıyor. Tercih ederler de bizim ana yüklemimiz doğru cevabımız olmaya adaydır. B. 10 günlük ördek yavruları avcıların saldırısına uğramaktan kaçınmak için annelerinin yanında kalarak gruplar halinde yüzmeyi ve gezinmeyi severler. Bu seçeneğimizde arkadaşlar öncelikle özlemizde bir hatamız var. 10 günlük ördek yavruları demekte ancak bize verilen cümlede under denmekteydi. Yani 10 günlükten küçük olan ördek yavruları demesi gerekirdi. 10 günlük ifadesi hatalıdır. Bir de yüklemimize baktığımızda arkadaşlar severler. Ancak bizim ana yüklemimiz prefer fiili idi. Sevmek değildi. Bu yüzden B seçeneği gelenecektir. C. Yırtıcı saldırılardan korunmak için. Annelerinin yanında kalan 10 günlük ten küçük ördek yavruları bir grup olarak yüzmeyi ve yürümeyi tercih ederler. Arkadaşlar bu cümlemizde evet korunmak için kaçınmak için ifadesi doğrudur. Ancak annelerinin yanında kalan 10 günlükten küçük ördek yavruları ifadesi hatalıdır. 10 günlükten küçük ördek yavrularının nitelenmesi gerekir. Bize verilen cümlede küçük ördek yavruları nitelenmemişti. Yani bir which ya da that relative clause'u yok idi. Bu yüzden hatalı olacaktır. Kalan ifadesi hatalıdır. De 10 günlük yavru ördekler yırtıcılar tarafından saldırıya uğrama riskini azaltmak için annelerinin yanında kalarak grup halinde yüzmeyi ve yürümeyi tercih ederler. Arkadaşlar özlemiz yine hatalı burada. 10 günlük yavru ördekler değildi. 10 günlüğün altındaki yavru ördeklerdi. İkinci bir hatada uğrama riskini azaltmak için Azaltmak fiili avoid fiiliyle söylenemez ve risk kelimesi de yok arkadaşlar. E, 10 günlükten küçük ördek yavruları yırtıcılardan kaçınmak amacıyla hem annelerine yakın hem de gruplar halinde yüzüp hareket ederler. Arkadaşlar bu cümlemizin öznesi doğrudur. Ancak buradaki hem hem deyi karşılayabilecek bir denklik bağlacımız da yok. Ayrıca yüzüp hareket ederler demekte. De yürümekten bahseden bir ifademiz yok. Hem hem deyi karşılayan bir ifademiz yok. Ve yüklemimiz hareket ederler diyor arkadaşlar. Hayır. Annelerinin yanında kalmak fiili nerede? Veya tercih etmek fiili nerede? E seçeneği de buradan elenecektir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Finland has taken many steps to promote the use of renewable energy resources by investing heavily in wind and bioenergy. Bu cümlemizde özlemizin altını çizdiğimizde görüyoruz ki arkadaşlar Finlandiya'dan bahseden bir cümle ve herhangi bir niteleme olmadığı için cümlemizin sadece Finlandiya ile başlaması gerekiyor. Ana fiilimiz has taken ifadesidir. Cümlemiz has taken'a denk gelen bir yüklem ile bitmelidir. Bu cümlemizde ayrıca to promote ifadesi bizim için önemli. Burada bir amaç ifadesi var. Mek için amacıyla şeklinde çevireceğiz ve son olarak by investing ifadesi de bizim için önemli. Yatırım yaparak diye bir çeviri arayacağız. A. Finlandiya, rüzgar ve bio enerjiye büyük yatırımlar yaparak yenilenebilir kaynakların kullanımını teşvik etmek için birçok adım attı. Arkadaşlar cümlemizin öznesinin uygun olduğunu görüyoruz. Yüklemimizde adım attı ifadesi çok güzel. Teşvik etmek için to promote'u veriyor ve by investing yatırımlar yaparak dediği için çok güzel bir karşılığı oluyor. Buradaki tek sıkıntı yenilenebilir kaynakların demekti. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının olması gerekiyordu. Enerji kelimesi kullanılmadığı için al elenir. B. Finlandiya, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek için rüzgar ve biyoenerjiye büyük yatırımlar yaparak birçok adım attı. B seçeneğimizde yine özlemiz Finlandiya ile başlamaktaki doğru bir kullanımdır ve yüklemimize baktığımızda adım attığı görüyoruz. Bu da doğru bir kullanım. Teşvik etmek için amacımızı veriyor. To promote kelimesinin karşılığı, yatırımlar yaparak by investing ifadesinin karşılığı ve az önce yatırımlar yaparak yenilenebilir kaynakların demişti. Burada ise yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ifadesi tam olarak karşılamakta. B seçeneğimiz cevabımız olabilir. C. Rüzgar ve biyoenerjiye büyük yatırımlar yapan ve yenilenebilir kaynakların kullanımını arttıran Finlandiya başka pek çok adım attı. Arkadaşlar Ceyhan seçeneğinde Finlandiya öznesi nitelenmiş kullanımını arttıran ifadesi ile yani bir relative clause var. Ancak bizim aradığımız bir relative clause değildi. Bize verilen cümlede Finlandiya nitelenmemişti. Ayrıca başka ifadesi de yok bize verilen cümlede. C seçeneği elenir. D. Finlandiya'nın yaptığı büyük yatırımlardan biri yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar ve biyoenerji kullanımına teşvik etmesidir. D seçeneğine göre öznemiz Finlandiya'nın yaptığı büyük yatırımlardan biri. Bize verilen cümlede Finland ile başlamıştı. One of the investments that Finland has made ifadesi yok. Yani nitelememiz yok. Ayrıca biri kelimesi yok arkadaşlar. E. Finlandiya yenilenebilir kaynakların kullanımını teşvik etmek için rüzgar ve biyoenerjiye büyük yatırımlar yaparak somut birkaç adım attı. Bu seçeneğimizde de arkadaşlar Sumut ifadesini direkt eleyebiliriz. Bir de yenilenebilir kaynaklardanmış yine aynı şekilde yenilenebilir enerji kaynakları demesi gerekiyordu. D seçeneği de bu hatalardan dolayı elenir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Çoğu yarasa türü her gece ağırlıklarınca böcek tüketerek böcek nüfuslarını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Arkadaşlar bize verilen bu cümleye göre bizim özlemiz çoğu yarasa türü olmalı yani İngilizcesi çoğu yarasa türü ile başlamalı. Anahtar kelimelerimizden biri tüketerek bu ifadeye dikkat edeceğiz bunun karşılığını arayacağız ve son olarak da arkadaşlar bizim ana fiilimiz yardımcı olur. Tabii ne yapmaya kontrol altında tutmaya burada bir fiilimsimiz de var. such, means most bat species feed on insects, which helps to regulate insect populations and preserve environmental balance. Çoğu böceklerle beslenir diyen bu cümlemizde arkadaşlar gerisini okumaya bile ihtiyacım yok artık. Nedenini söyleyeyim. Burada çoğu yarasa türüyle başladı. Evet özlemiz doğru ancak ana fiilimiz hatalı arkadaşlar. Feed on beslenir diye devam ediyor. Bizim ana fiilimiz yardımcı olur olmalı idi. Bir de şöyle bir devamına baktığım zaman tüketerek ifadesini söylemiyor. Yani buradaki tüketir diyerek çeviriyoruz. By feeding deseydi belki cevap olabilir diyecektik. B. Bats eat almost half their body weight in insects every night making them the primary predators of night flying insects. Bu seçeneğimizde arkadaşlar öznemiz hatalı. Çünkü yarasalar ile başlıyor ve bakınız yine ana fiilimizde hatalı. Çünkü yer diyor ancak ana fiilimiz yardımcı olur idi bu hatalı. de çoğu yarasa türü olmalıydı. Şöyle bir baktığımızda da tüketerek ifadesi yine yok. Aynı A seçeneğinde olduğu gibi. C. By eating their body weight in insects during just one night, bats are nature's defenders of keeping our insect populations in check. Bu seçeneğimiz arkadaşlar, yiyerek diye, yani tüketerek diye başlıyor. Belki olabilir diyorum. Öznemize şöyle bir baktığımızda arkadaşlar, bats ifadesini görüyorum. Ancak benim özlem yine çoğu yarasa türü olmalı idi. Burada bir hatamız var. Ayrıca şöyle bir baktığımızda arkadaşlar, bu cümlemizin ana yüklemi ar fiili, yani dir dir ile bitecektir. Ancak burada yardımcı olur. Help ile devam etmesi gerekirdi. Bu cümlemiz de bu yüzden hatalıdır. D. Most bad species help to keep insect populations in check by consuming their body weight in insects each night. Bu seçeneğimiz arkadaşlar özlemimizin uygun olduğunu görüyoruz. Çoğu yarasa türü diyor ve baktığımızda ana fiilimiz de arkadaşlar help yardımcı olur ve bakınız arkasından da to keep fiilimsimiz de kullanılmış ve tüketerek ifadesini de görüyorum burada by consuming ile cevabım olabilir diyorum. E most best species that consume up to their body weight in insects every night help keep insect populations in check. Bu cümlemizde de arkadaşlar yine özlemiz doğru başlamış. Ancak özlemizi niteleyen bir relative clause var ki bunu ne diye çevirmemiz gerekir? Her gece vücut ağırlıkları kadar böcek tüketen. Bakınız arkadaşlar tüketen diye çevirmemiz gerekiyor that consume up ifadesini. Ancak bize verilen cümlede tüketerek ifadesi vardı. Yani by consuming up olması gerekirdi. Özlemiz sadece yarasa türü relative clause yok. Bu yüzden bu seçeneğimiz elenecektir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Araştırmalar dışarıda oynama fırsatı bulamayan çocukların dikkat ve davranış sorunları yaşama riskinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu cümlemizde arkadaşlar öznemiz araştırmalar ve fiilimiz göstermektedir ana yüklemimiz. Ancak bu cümlede bir de noun clause'umuz var. Noun clause'umuzun öznesi de çocuklar olmalıdır ve bu öznenin de relative clause ile nitelenmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Ah, studies show that children are at higher risk of having attention and behavioral problems when they do not have the opportunity to play outside. Araştırmalar doğrudur ve ardından gelen göstermektedir ifadesi de çok güzel ve bir noun clause başlangıcını görüyoruz. Ve noun clauseumuzun öznesi çocuklar. Bu da uygun. Ancak arkadaşlar burada işte bir sıkıntımız var. Dışarıda oynama fırsatı bulamayan çocuklar demesi gerekiyordu. Yani şu children'ın ardından bir who ya da that ile beraber relative clause kullanılması gerekiyordu ki bu kullanılmadığı için hatalıdır arkadaşlar. B. Children who do not play outside have a higher risk of attention and behavioral problems according to studies. Bu seçeneğimizde ise arkadaşlar Öznemiz çocuklar olmuş. Evet, çocuklar niteleniyor. Bu doğru bir kullanım. Ancak bizim cümlemizin ana öznesi araştırmalardı. Çocuklar noun clause'umuzun öznesiydi ve bakın sonda da according to studies diyerek araştırmalara göre ifadesini kullanmamız gerekir. Ancak bize verilen cümlede araştırmalar denmekteydi. C. Studies revealed that children who are not allowed to play outside are more likely to be faced with attention and behavioral problems. Bu seçeneğimizde de arkadaşlar evet özlemiz araştırmalar. Show fiili yerine tabii ki reveal fiilini kullanabiliriz ve baktığımızda arkadaşlar that clause geliyor yani bir noun clause'umuz geliyor. Noun clause'umuzun özlesi children ve bu children nitelenmiş. Ancak nitelemeye bir bakalım. Who are not allowed to play outside. Bakın burası hatalı arkadaşlar. Dışarıda oynamaya izin verilmeyen çocuklar diye çevirmemiz gerekiyor. Ancak bize verilen cümlede dışarıda oynama fırsatı bulamayan çocuklar olmalı idi o yüzden bu seçeneğimiz de elenecektir. D. According to research, if children do not have the opportunity to play outside, they are more likely to have attention and behavioral problems. Arkadaşlar bu seçeneğimize göre de According to research ifadesi hatalıdır. Çünkü araştırmalara göre diye başlamakta ve gördüğünüz gibi bir de if bağlacı kullanılmış. Yani çocuklar dışarıda oynama fırsatına sahip olmaz ise diye çevireceğiz. Ancak bize verilen cümlede dışarıda oynama fırsatı bulamayan çocuklar olmalıydı. Yani çocuklar ifadesinin nitelenmesi gerekiyordu. Bu seçenek de yanlış olacaktır. E. Studies show that Children who do not have the opportunity to play outside have a higher risk of attention and behavioral problems. Bu seçeneğimiz arkadaşlar araştırmalar gösteriyor ki gayet güzel. Yani özlemiz araştırmalar ve ana yüklemimiz gösterme ve bakınız bu detin arkasından bir noun clause geliyor ve noun clause da children who do not have the opportunity to play outside cümlesiyle söylenmiş ki bu da doğru tam bizim aradığımız ifade ve bakınız arkadaşlar onların daha yüksek riske sahip olduklarını have a higher risk of ifadesiyle veriyor cümleyi tam olarak destekliyor. Bize verilen Türkçe cümlenin tam karşılığı oluyor. Bu yüzden bu sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Burun alerjisi, astımı ve anormal burun yapısı olan kişilerin sinüzite yakalanma ihtimali daha fazladır. Bu cümlemizde arkadaşlar öznemiz kişilerdir. Ancak kişiler öznesi burun alerjisi, astımı ve anormal burun yapısı olan diyerek nitelenmektedir. Ayrıca cümlemizin yüklemi de daha fazladır. Yani öznemizin ardından daha fazladır ifadesine denk gelecek bir ifade arayacağız. A. Sinusitis is more common in people with nasal allergies, asthma or abnormal nasal structures. A seçeneğine göre bizim öznemiz arkadaşlar sinüzit. Yani sinüzüt insanlarda daha yaygındır diyen bir cümlemiz var. Daha yaygındır ile biter eğer is more common dersek. Ayrıca bizim öznemiz sinüzüt değildi, kişiler olmalı idi. O yüzden ha seçeneği elenir. B. People with nasal allergies, asthma and abnormal nasal structures are more likely to develop sinusitis. B seçeneğine göre özlemiz evet insanlar ile başlamakta ve insanlar arkadaşlar niteleniyor with preposition ile. Buradaki with preposition aslında who have, that have ifadesinin kısaltması olarak görülebilir ve yüklemimize baktığımızda are more likely, daha fazladır, daha olasıdır demeye çalışıyor. Cevabımız B olabilir. C, asma, abnormal nasal structures and nasal allergies all increase the risk of developing sinusitis. Bu seçeneğimizde arkadaşlar bu cümlemizde özlemiz astım, anormal burun yapısı ve burun alerjisi ve fiilimizde increase burada arttırır diyor ve bakınız kişiler ifadesi hiç geçmiyor. O yüzden özne hatasından, yüklem hatasından dolayı C seçeneği elenir. D. Sinusitis is very likely to occur in people with nasal allergies, asthma or abnormal nasal structures. D seçeneğinde ise yine öznemiz hatalı arkadaşlar. Öznemiz kişiler olmalıydı ve yüklemimizin de hatalı olduğunu görüyoruz. Ayrıca arkadaşlar burada in people, insanlarda demekte in ifadesi de hatalıdır. Kişiler nesne konumuna gelmiş bu cümlede. Kişiler nesne konumunda değil, özne konumunda olmalıydı. E. Sinusitis more likely affects people who have allergies, asthma and abnormal nasal structures. Bu cümlemizde de arkadaşlar yine öznemiz sinüzüt ve bakınız yüklemimize baktığımızda arkadaşlar effectsdir burada. Ancak bizim yüklemimiz arkadaşlar etkiler değildi ve yine az önce olduğu gibi insanlar arkadaşlar kişiler nesne konumunda kullanılmış. Ancak bizim insanlar ya da kişiler kelimesi öznemiz konumunda olmalıydı. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Günümüzde merkezi Guatemala olan bölgenin tropik ovalarında bulunan Maya İmparatorluğu milattan sonra 6. yüzyılda gücünün ve etkisinin zirvesine ulaştı. Bu cümlemizde öznemiz Maya İmparatorluğu, Maya İmparatorluğu'nun bulunan ifadesiyle nitelendiğini görüyoruz. Yani bize bir relative clause gerekiyor ve bu cümlemizde bağlaç olarak bir V'yi görüyoruz. Bu da yine önemli. Gücünün ve etkisinin bu bağlacımız iki tane nesneyi bağlamak için kullanılıyor almış ve cümlemizin yüklemi ise ulaştı. A seçeneği In the 6th century AD, the Maya Empire, which was centered in the lowlands of modern-day Guatemala, had its height of power and influence. Arkadaşlar bu cümlemiz Milattan sonra 6. yüzyılda ile başlamakta doğrudur ve Maya İmparatorluğu öznemiz ve Maya İmparatorluğu nitelenmekte arkadaşlar which was centered in the lowlands of modern day Guatemala ile ancak fiilimiz gördüğünüz gibi had fiili ulaştı ifadesini ulaştı fiilini karşılamayacaktır. Bu yüzden elenmesi gerekir. In the 6th century AD, the Maya empire was at its peak of power and influence in the present-day lowlands of Guatemala. Arkadaşlar bu cümlemize göre evet yine aynı şekilde zamanla başlıyor. Milattan sonra 6. yüzyılda ifadesiyle özlemez yine gördüğünüz gibi Maya İmparatorluğu. Ancak Mayan İmparatorluğu burada nitelenmiyor ve bakınız burada zirvesindeydi şeklinde çevreleri vaz fiili. Bu yüzden elenecektir. Buradaki iki hatamız bir özlemizin nitelenmemesi, iki fiilimizin yanlış olması. C. Centered in the tropical lowlands of present-day Guatemala, the Maya Empire reached the height of its power and influence in the 6th century AD. Arkadaşlar bu cümlemizde de özlemiz Maya İmparatorluğu doğru. Ve bakınız Maya İmparatorluğu niteleniyor. Centered in the tropical lowlands of present-day Guatemala ile genellikle biz relative clause'u öznenin ardından bekleriz. Ancak ardından gelmesi gereken relative clause bazı cümlelerde özellikle non-defining olan öznelerle öznenin öncesinde de söylenebilir. Bunu relative clause kısaltması olarak göreceğiz. Yüklemimize de baktığımızda reach yüklemini görüyoruz. Yani ulaştı. Ve bakınız burada and bağlacı iki tane nesneyi bağlamak için kullanılmış. Diyebiliriz ki C seçeneğimiz cevap olabilir. De, the Maya Empire was at the height of its power and influence when it reached the tropical lowlands of what is now Guatemala in the 6th century AD. Arkadaşlar D seçeneğinde de özlemiz Maya İmparatorluğu doğru. Ancak Maya İmparatorluğu hiçbir şekilde nitelenmemiş. Bizim aradığımız Maya İmparatorluğunun nitelenmesi gerekiyordu. Yüklemimize baktığımızda arkadaşlar was fiilini görüyoruz. Yine zirvesinde idi. Zirvesindeydi şeklinde çevirisi olur. Bu da hatalı ve başka bir hatada da when bağlı kullanılması vardığında ulaştığında diye çeviririz. Ancak bize verilen Türkçe ifadede böyle bir bağlacımız yok idi. E, at the peak of its power and influence around the 6th century AD, the center of the Maya Empire was the tropical lowlands of what is now Guatemala. Arkadaşlar bu cümlemizde de bakınız zirvesinde demekte bu bir hatadır. Around the 6th century demekte 6. yüzyıl civarı diyor. Hayır değildi. 6. yüzyılda olmalıydı. Ve bakınız özlemiz Maya İmparatorluğunun merkezi. Hayır Maya İmparatorluğu olmalıydı. Ve sonu olarak yine fiilimizde arkadaşlar. Was fiili yani idi şeklinde dı şeklinde bitmesi gerekir. Bu hatalardan dolayı E seçeneği de eğlenir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Antalya Altın Portakal Film Festivali temelleri antik Roma dönemindeki tiyatro geleneklerinde atılan en eski ve en uzun soluklu film festivalidir. Bu cümlemizin arkadaşlar öznesi Antalya Altın Portakal Film Festivalidir. Özlemizi niteleyen herhangi bir ifademiz bulunmamaktadır. Diğer önemli husus arkadaşlar en eski ve en uzun soluklu film festivali olması. Buna dikkat edeceğiz yani süperlatif yapısı arayacağız seçeneklerimizde. Son olarak cümlemizin yüklemi arkadaşlar dir dediği için iz ifadesi olmalıdır. A- The Antalya Golden Orange Film Festival is the oldest and longest running film festival rooted in the theatrical traditions of ancient Rome. Bu cümlemizde arkadaşlar evet özlemizin Antalya Altın Portakal Film Festivali olduğunu görüyoruz ve az önce değindiğimiz gibi en eski ve en uzun soluklu film festivali bir şeklinde bitmekte. Ve bakınız burada bize verilen cümlede atılan diyerek ne yapmıştı? Film festivalini nitelemişti ki burada da bir yine kısaltma görüyoruz. Relative Close kısaltması. Rooted in the theatrical traditions of ancient Rome ifadesiyle cevabımız A seçeneği olabilir. B. The theatrical traditions of ancient Rome have led to the Antalya Golden Orange Film Festival, the oldest and longest running film festival. Arkadaşlar B seçeneğinde özlemizin hatalı olduğunu görüyoruz. Çünkü özlemiz bu cümlemize göre eski romanın tiyatro gelenekleri ve yüklemimize baktığımızda da sebep olmuştur, yol açmıştır şeklinde bitmeli idi. Hem özne hatası hem yüklem hatasından elenir. C. The Antalya Golden Orange Film Festival, although rooted in ancient Roman theatrical traditions, is among the newer festivals in the world. Bu cümlemize göre arkadaşlar, evet özlemiz Antalya Altın Portakal Film Festivali doğrudur. Ancak burada bir oldu bağlacı kullanılmıştır ki bize verilen cümlede rağmen SEDESA'da dememişti. Ve baktığımızda diğer bir hatada NEVER FESTIVALS demekte. Daha yeni olan festivaller, hayır en eski ve en uzun soluklu ifadesini de göremiyorum. Among ifadesi de arasındadır. Yanlış bir çeviri olacaktır. O yüzden C seçeneği elenir. De, the Antalya Golden Orange Film Festival, which is the oldest and has the longest run, is based on the theatrical traditions of ancient Rome. Bu cümlemizde ise arkadaşlar, Antalya Altın Portakal Film Festivali nitelenmekte en eski ve en uzun soluklu olan diyerek, hayır, bize verilen cümlede Antalya Altın Portakal Film Festivali nitelenmemişti. Ayrıca bu cümlemizin yükleme arkadaşlar is based on'dur. Yani dayanır diye bitmesi gerekirdi Türkçe cümlemizin. Ancak bunu da karşılamadığı için D seçeneği de eğlenir. E, the Antalya Golden Orange Film Festival founded on the theatrical traditions of ancient Rome is neither the oldest nor the longest running film festival. E seçeneğimizde ise arkadaşlar yine özlemiz evet Antalya Altın Portakal Film Festivali ile başlamakta ancak eski romanın tiyatro gelenekleri üzerine kurulan diyerek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni nitelemekte ki biz bunu doğru olarak kabul edemeyiz. Diğer bir yanlışımız da arkadaşlar ne ne de ifadesidir. Bu ifade de hatalı olduğu için E seçeneği elenir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Reklamsız izleme ve altyazı seçenekleriyle popülerlik kazanan dijital platformlar yayıncılıkta yeni bir dönem başlatmıştır. Bu cümlemizin öznesi arkadaşlar dijital platformlardır. Ancak gördüğünüz gibi dijital platformlar kazanan ifadesiyle nitelenmektedir ki buradan şunu anlayabiliriz. Bir relative clause'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Cümlemizin yüklemi ise başlatmıştır olmalı. Buna dikkat edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir V bağlacı var. V bağlacı iki tane ismi bağlamak için kullanılmış. A. Digital platforms gaining popularity with ad-free viewing and subtitle options have initiated a new era in broadcasting. Özlemizin digital platforms olduğunu görüyoruz ve yüklemimizin de have initiated olduğunu görüyoruz ki dijital platformlar ve başlatmıştır demektedir. Şimdi burada bir relative clause'a ihtiyacımız var demiştim. Bakalım onu karşılıyor mu? Digital platforms gaining fiili ile nitelenmekte. Digital platforms which gain popularity demektir bu. Doğru olabilir bu seçeneğim. B. Because their ad-free viewing and subtitle options have increased, digital platforms have initiated a new era in broadcasting. Bu seçeneğimizde arkadaşlar because bağlacı kullanılmış ki bunu the için şeklinde çevirmemiz gerekir. Ancak bize verilen Türkçe cümlede bir sebep bildiren ifademiz yok idi ve özlemizi kontrol ettiğimizde digital platforms kelimesini görüyoruz. Ancak digital platforms'un arkasından bir niteleyici yok. Bu yüzden arkadaşlar bu seçeneği de elememiz gerekir. C, digital platforms have initiated a new era in broadcasting with ad-free viewing and subtitle options, increasing their popularity. Özlemizin Digital Platforms olduğunu görüyoruz. Ancak bakınız yine burada da bir Relative clause eksikliğimiz var. İklimimiz doğru. Have Initiated ifadesiyle. Burada arkadaşlar virgülden sonraki ifadeyi popüleriteyi arttırarak diye çevireceğiz. Arttırma ifadesi de yok arkadaşlar. Increase fiili de hatalı. De. Digital platforms, which have ad-free viewing and subtitle options, have risen in popularity, initiating a new era in broadcasting. Özlemiz, dijital platformlar doğrudur. Ancak niteleyen relative clause'umuzun altını çizdiğimizde bunu ne diye çevirmemiz gerekir? Reklamsız izleme ve altyazı seçeneklerine sahip olan dijital platformlar. Arkadaşlar sahip olan dijital platformlar değildi. Popülerlik kazanan dijital platformlardı. Yüklemimize baktığımızda da have reason'ı görüyoruz. Yani popülerite bakımından artmıştır ifadesiyle bitmesi gerekirdi Türkçesinin. Bu yüzden hatalı olacaktır. E. Ad free viewing and subtitle options on digital platforms have initiated a new era in broadcasting increasing their popularity. Bu seçeneğimizde de arkadaşlar öznemiz reklamsız izleme ve altyazı seçenekleri neredeki dijital platformlardaki başlatmıştır. Evet yüklemimiz doğru arkadaşlar ancak öznemiz hatalı. Çünkü bu cümlemizin öznesi reklamsız izleme ve altyazı seçenekleridir. Bu yüzden hatalı olacaktır ve yine popülerliği arttırarak diye increase fiili kullanılmış ki bize verilen Türkçe ifadede increase fiiline denk gelebilecek hiçbir kelime yoktur. Bu yüzden bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. İlk cümlemiz tiyatronun nasıl bir sanat olduğunu anlatmaktadır. İkinci cümlemizde oyunculuktan bahsetmekte ve oyunculuk için güzelliğin, yakışıklılığın veya ekran ışığına sahip olmanın yeterli olmadığına değinilmekte. Bu cümleyi okuyunca aklımıza şöyle bir soru gelmelidir. Konumuz tiyatro mu yoksa oyunculuk mu? Üçüncü cümlemizde tiyatro oyununun defalarca prova edildiğinden bahsediliyor ve konumuz tekrardan tiyatroya dönüyor. Dördüncü cümlemizde on the other hand ifadesi ile sinemadan ve filmlerden bahsedilmektedir. Son cümlemizde de kameranın en küçük mimikleri dahi yakalayabildiğinden ve film aktörlerinin nasıl davranması gerektiğinden bahsetmektedir. Genel olarak baktığımızda tiyatro ve sinemayı karşılaştıran bir paragraf olduğunu görüyoruz ve bu iki sanat dalının farklılıklarının anlatıldığını anlıyoruz. İkinci cümlemiz farklı bir konu olan aktörlükten bahsetmektedir ve bu cümle ile konu akışı değişmektedir. Bu sebeple paragrafın akışını bozan cümle budur arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Giriş cümlemiz Zeytin ağaçlarının evcilleştirilmesinin kanıtlarından bahsetmektedir. İkinci cümlemiz ise zeytinin Akdeniz bölgesinde sadece 2000 farklı, yaklaşık 2000 farklı türünün olduğuna değinmektedir. Üçüncü cümlemizde konumuz Ördün vadisinde bulunan kömür kalıntıları ve bu kalıntıların zeytin ağaçları ile bağlantılarından bahsetmektedir arkadaşlar. Dördüncü cümlemizde yine Ürdün Vadisi'nden bahsetmekte ve bu kalıntılar diyerek arkadaşlar bir önceki cümle ile bağlantı kurmakta. Ayrıca doğal olarak yetişmediği söylenmekte ki bu aklımıza ilk cümlede zeytinlerin evcilleştirilmiş olacağını getirmekte. Son cümlemiz ise evcilleştirilmiş ve yabani türlerin melezlenmesinden bahsetmektedir. Paragraftaki anahtar kelimelerden biri evcilleştirme, diğeri de arkadaşlar Ürdün Vadisi'dir. Konumuz Ürdün Vadisi'ne zeytin ağaçlarının nasıl gelmiş olabileceğine dair yapılan araştırmalardan elde edilen kanıtlar ve bu araştırmaların sonuçlarıdır. İkinci cümlemizde ise Akdeniz bölgesinden bahsetmekte ve ayrıca zeytin ağaçları ile değil, zeytin ile ilgilidir bu cümlemiz paragrafın geneline uymamaktadır. Bu yüzden paragraftan çıkarılması gereken cümle bu olmalıdır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. İlk cümlemizde batıl inançların mantıklı dayanağı olmayan inançlar ve uygulamalar olduğu söylenmektedir. Onlar diyerek Konumuzun batıl inançlar ile devam ettiğini anlıyoruz ve doğaüstü bir kanıta inanmanın sonucudur ifadesinden mantıklı olmadıklarını batıl inançların tekrarlamaktadır ikinci cümle. Üçüncü cümlemizde de yine mantıksal bir nedensellik ilişkisinin olmadığından bahsedilmektedir ve batıl inançlar genellikle yanlıştır denilmektedir. Dördüncü cümlemizde ise bazı insanlar için batıl inanış davranışlarında rol almanın bir kontrol duygusu yarattığı ve endişeyi azalttığı söylenerek pozitif etkilerinden bahsedilmektedir. Son cümlemizde bilimi batıl inanışları yanlış ve imkansız olarak gördüğünden bahsetmektedir. Paragrafımızın dört cümlesi batıl inançların mantıksızlığından ve olumsuz yönlerinden bahsederken, bir cümle batıl inançların pozitif yönüne değinmektedir ki, bu cümlemiz dördüncü cümledir. Bu nedenle parçanın akışını bozmaktadır. Bizim genel olarak anladığımız batıl inançların yanlış ve mantıksız olduğudur. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. İlk cümlemizde Samanyolu Galaksisi'nin kalbindeki kara deliğin resmini elde etmek için 8 senkronize radyo teleskobundan bahsedilmekte. İkinci cümlemizde adı Sagittarius A yıldızı olan kara deliğin İlk görüntüsünü elde ettiklerinden bahsetmekte. Arkadaşlar bu cümledeki dey zamiri de çok önemli ve bir önceki cümledeki radyo teleskopları ile örtüşmekte. Üçüncü cümle kara deliğin yer çekiminden bahsetmekte ve eteklerinde ne olduğunu kimsenin bilmediği söylenmekte. Dördüncü cümledeki it zamiri depict fiilinden de anlaşılacağı üzere elde edilen resim ya da görüntüyü refere etmekte ki bu kelime İkinci cümlede geçmişti arkadaşlar. İlk görüntü olarak söylenmişti. Bu resmin sadece kara deliğin kendisini değil, aynı zamanda onun yuttuğu materyal, gaz ve tozdan da bahsetmekte. Son cümlemizde de the image ifadesi ile elde edilen görüntüden bahsedilmekte ve bu görüntünün bilim insanlarına bilgi sağlayabileceği söylenmekte. Paragrafın geneli, teleskoplar aracılığıyla elde edilen kara deliğin bir görüntüsü ve bu görüntünün neleri gösterdiğinden bahsetmektedir. Anahtar kelimelerimiz görüntü ve kara delik kelimeleridir arkadaşlar. Üçüncü cümlede evet kara delikten bahsetmekte ancak kara deliğin özelliğini anlatmakta olup görüntü ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca hiç kimsenin onun eteklerinde ne olduğunu bilmediği söylenmekte. Ancak son cümlede bunun tam tersi bir durum ifade edilmektedir. Bilim insanlarının bu görüntü sayesinde bilgi edinebilecekleri beklenmektedir denmektedir. Paragrafın akışını bozan cümle üçüncü cümledir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. İlk cümlemizde saatin tarihteki İlk insan icatlarından biri olduğu söylenmekte ve ne amaçla kullanıldığından bahsetmektedir arkadaşlar. İkinci cümlemizde ilk bilinen dişli saatten bahsedilmektedir ve bunun da mühendis Arşimet tarafından icat edildiği söylenmektedir. Üçüncü cümlemizde Arşimet'in hizamiri kullanılarak ayrıca guguklu saat olarak da bilinen bir astronomik saat yaptığından bahsedilmektedir. Dördüncü cümlemiz saatin yön bulmada ihtiyaç duyulmasından bahsedilmekte arkadaşlar. Bu sebeple saatlerin daha kusursuz ve güvenilir hale getirildiği söylenmekte. Son cümlemiz ise Arşimet saatinin otomatik sürekliliğinin nasıl bir sistem tarafından sağlandığı açıklanmaktadır. Paragrafımızın ana konusu Arşimed'in yaptığı saatlerdir ve ilk giriş cümlesiyle de genel olarak ilk saatten bahsedilmektedir. Ancak dördüncü cümlemizde saatin yön bulmadaki rolünden bahsedilmiş. Bu cümle ile hem konu değişmiş hem de önceki ve sonraki cümlelerde geçen Arşimed ile bir bağlantı kurulamamıştır. Bu sebeple paragrafın akışını bozan cümle dördüncü cümle olduğu için sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.